Tarihin parladığı anlara hoş geldiniz. Bugün bütün dünyada ve Türkiye'de konuştuğumuz koronavirüsle birlikte bir de küresel ekonomik kriz konusu var. Biz de tarihin parladığı anlarda konularına hakim çok değerli iki ekonomistle birlikteyiz, iki iktisatçıyla birlikteyiz. Profesör Doktor Kerem Alkin ve Profesör Doktor Emre Alkin Anladım. Hoş geldiniz. Teşekkürler hocam. Herhalde ilk defa değildir böyle abi kardeş beraber bir programa çıktığınız. Hocam siz aramızda olduğunuz için kapışmayacağız Allah'ım. <laughs> <laughs> Size hürmeten. Rahmetli Erdoğan Alkin Hoca ile program yapıyorlardı Alkin Analkin diye değerli hocam. O sırada ben genellikle biraz da kilomdan ve yapımdan dolayı da Stepna Alkin'dim. Birisi yayına herhangi bir nedenden dolayı çıkamadığı zaman Genellikle yayınlarda beraber oluyoruz. Ama oluyorduk. çok sık izleyiciler hem sosyal medyada hem başka mecralarda karıştırıyorlar sizi. Hatta Doğru. biz de karıştırdık. Bundan 3-4 hafta evvel Emre Hoca'yı buraya konuk ettik. Senin fotoğrafını tanıtımda kullanmışız. Farklı devlet kurumlarında da olabiliyor. Ben evet, üzülüyorum bundan... hocam çünkü söylediklerim yanlışlıkla Kerem'e tahvil olacak, başı belaya girecek diye Yok, yani ikiniz de, <laughs> ikiniz de kamuoyunda saygınlığı olan ve söylediklerini, yorumlarını Sağ olun. delillere... Allah ...dayandıran, Allah bilimsellik süzgecinden geçiren iki değerli hocasınız. Tekrar hoş geldiniz. Sağ ee, Emre Hoca ile başlamak istiyorum. çünkü biz ekonomik krizleri konuşacağız ama bu ekonomik krizlerin... ...tabii bölgesel olanları var, ülkesel olanları var, bir de küresel olanları var. Doğrudur hocam. İsterseniz şöyle tarihe bir geriye gidip bir bakalım. Ekonomik kriz kavramı tarihte ilk olarak ne zaman kullanılıyor... Çok doğru, e, hocam. Hangi olayla beraber bir ekonomik krizden bahsetmemiz mümkün? Hocam dersimi çalıştım size gelmeden evvel acaba gözümden kaçırdığım bir kriz varmış var mı diye. Aslında gözümden kaçırdığım bir kriz yok da pek önemsemediğimiz Hı -hı. fakat 1929 dünya bunalımına e, yaratan bir kriz var. Fakat ona gelmeden evvel biliyorsunuz sizin de burada lale soğanını görüşmüştük. E, lale soğanı krizi var meşhur. Lale krizi diye. Hollanda zamanında Mahve ilmez Hoca çok güzel anlattı. Fakat onda başka detaylar da elde ettim. Mesela ilk aslında küresel kriz demiyim ama büyük bölgesel kriz. İşte bu 16. yüzyıldan itibaren başlayan 17. yüzyıla sarkan lale soğanı delili ve sonunda kriz. İlginç. Lale soğanıyla kontrat yapanlar çiçeğin 12 yıl boyunca açacağına dair sözleşmeler imzalatmışlar. Şimdi normalde tarımla uğraşan birisin, hani herhangi bir çiçeğin 12 yıl boyunca Açmasına, açabilir de önemli de buna garanti veren bir kontrata imza atmak demek çılgınlık. Fakat hakikaten enteresan bunu da bir virüs ortaya çıkarmış. Allah Allah onu evet. bilmiyordum. O virüs şu, lale üzerinde etkili olan bir virüs çeşidi lalelerin rengarenk olmasını sağlamış. Osmanlı'dan bunu ithal ederken Hollandalılar virüslü laleleri istemişler. Çünkü virüslü laleler her renkte açıyor. Tabi e, Hollanda e, biliyorsunuz bu ticaret işinde çok aklı başında çalışıyor ve Hollanda borsası da ilk kurulan borsalardan, emtia borsalarından bir tanesi olduğu için biraz çılgınlık olmuş. Öyle olmuş ki mesela bir çalışanın bir yıllık maaşına falan eşit hale gelmiş. Şimdi bir görselimiz var onu yansıtalım. Tabii, tabii. Şu bir numarayı getirelim. 1636-1637 Şimdi burada fiyatın nasıl arttığını ve arkasından da birdenbire Pat nasıl nasıl düştüğün. düştüğünü tabii. görüyoruz. Yani 1636'nın ...kasımından itibaren... ...1637'nin... ...şubatına kadar fiyat... ...süratle evet. yükseliyor. Arkasından da dibi... ...dibi buluyor. Bir de bu e, alım-satım hacmini gösteren... ...bir tabii başka tabii. görselimiz var. iki numara, onu da getirelim. Bu aslında şunu gösteriyor. Yani bir... ...çok da önemli olmayan bir mal. Doğru, yani bir çiçek, doğru. bir çiçeğin soğanı. Doğru. Fakat bu sadece Hollanda'yı değil bütün Avrupa ekonomisine etkiliyor. Kesinlikle kontrat yapılmaya başlanmasa sadece tarım ürünü üzerinden yapılsa iyiydi. Fakat uzun vadeli kontrat bağlamaya başlayınca yatırımcılar mecburen Hollanda devleti müdahale etmek zorunda kalmış. Ve demiş ki bu saatten sonra uzun vadeli falan kontrat yok direkt olarak spot çalışacaksınız diye. Bu sefer de bütün spekülatörler ellerinde pahalıdan satın aldıkları lale kontratlarıyla kalınca bu kontratları haraç mezat satmaya başlamış. Şu büyük çöküşü zaten görüyorsunuz. Yani o bir önceki e, grafikte fiyatlar nasıl bir hızla aşağı iniyor? Fakat e, enteresandır. Bu insanlığı engellememiş. Yani uzun vadeli kontratlarla bir tarım ürününü veya bir emtiayı bağlama işi normalde çökmüş olması lazım çünkü devlet müdahalesiyle. Fakat e, bu sonra ta yüzyıllar sonra Amerika'daki büyük krize sebep olan hatta ondan önceki ona, küçük krize ona ona, ona geleceğiz. Biz de çok gidiyor, enteresan. Hocam, iddia çok enteres. Bir, bir tek hocam tabii, tabii. şunu söyleyeceğim Lafını çok özür dileyerek. Bölmeyelim de söyleyeyim. Ekonomi literatür açısından bakıldığında aslında insan spekülasyonu olan spekülatif balonlar olan bu merakına rağmen çok ilginçtir. 1929 büyük buhranını iyi okuyup iyi analiz ettikten sonra 36'daki tarihi kitabıyla ekonomi literatürüne büyük katkı sağlayan John, John Maynard Keynes'e kadar dünyada para iki nedenle talep edilir diye bir iddia vardı. Bir, işlem sahikiyle para talebi. Yani insanların ve şirketlerin işletmenin günlük bir. hayatını İşletme idame muamele. ettirmek evet. için para talebi. İki, tasarruf sahikiyle. İddihar. Yani, İddihar e, sahikiyle. Para evet. biriktirmek amacıyla para talebi. Evet. Doğru. Üçüncü, spekülatif amaçta para talebi literatürde yok. Bunu ilk defa John Maynard ki aslında var ama bunun tanımını e, üçüncü bir para talebi olarak ortaya koyan ilk adam Keynes. Şey onu şeyde yani aslında lale spekülasyonunda da bunun tabii, olduğunu tabii, görüyoruz tabii, Yani Spekülatif şey amaçlı bir e, stoklama söz konusu hoca'nın şey var, ifadesiyle. E, bilimsel literatürde hocanın dediği gibi spekülasyon diye bir şey olmadığı için paradan para kazanma yapılan işin ne olduğunu anlayana kadar Hollanda devleti çok geç müdahale edebilmiş. Ancak Osmanlı'ya döndüğümüzde lale devrinin bitişini de bu lale soğanın çöküşüne bağlıyorlar. Hocam ben pek onu uçurma bir şey görüyorum. Öyle bir tez o. 100 yıl sonra olmuş çünkü. Lale devrinin hani biliyorsunuz çöküşü bitişi. Evet, yani 1718, yani, 1730. Yani lale ama bence dediğimiz. o bir yönetim kriziydi. Lale, lale devrinin bitişi. Yani bir ekonomi krizi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sefaat varmış epey. Yani lale soğanın satışından ama yani 100 yıl sonra olmuş o. Yani çok çok sonra. O yüzden onu ona bağlayan tezleri siz benden daha iyi biliyorsunuz tarih Kerem olarak. Hoca'ya şey soracağım. Şimdi biz tabii ekonominin uluslararası hale gelişi coğrafi keşiflerle beraber herhalde değil mi? Daha evvel çünkü Akdeniz coğrafyasında Hocam, dönüyor. Hocam e, bugünkü anladığımız ee, yani anlamda yani İpek yolu, evet. baharat yolu Çin'e kadar uzanıyor ama daha çok Akdeniz coğrafyasında dönen bir ekonomi. Evet. Ne zamandan itibaren uluslararası? Şimdi e, genel manada e, kıtalar arası e, ticaret diye baktığımızda ipek ve baharat yolunu e, çok net e, tarif edebiliriz çünkü e, ta Çin'den e, iki koridordan baharat yolundan hatta e, buna e, biliyorsunuz e, şeyi de koymak lazım e, aynı zamanda e, üçüncü bir başlık olarak e, fil dişi yolu da var evet. çünkü fil dişi de çok önemli ondan sonra e, başka başka Hindistan'dan Ayrı bir koridor daha var. Bütün bunları koyabiliriz. Fakat eğer bu programın bir boyutunda bugün koronavirüsle yaşadığımız sürecin önemli bir noktası, malum küreselleşmeye dokunuyor. Küreselleşmenin başlangıcı aslında dünyada mobilitenin, yani insan yük ve veri mobilitesinin, verilerin kıtalar arası akışı. İlk kırılma noktası 1858 Atlantin iki yakası arasında ve döşenirken dört kere kopmuş ilk telgraf attı. Dolayısıyla da Londra borsası ile New York borsası arasındaki veri transferinin başlangıcı. İkinci büyük kırılma da 1927'de dünyanın ilk sivil havayolu uçuşunun gerçekleştiği İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uçuş. Aynı tarihte de yine İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk denizaltı telefon kablosu'nun faaliyete geçişi. Bununla birlikte müthiş bir mobilite başlıyor. Veri mobilitesi, insan mobilitesi ve yük mobilitesi. Aslında küreselleşme dediğimiz kavram belki soğuk savaştan sonra hızlanmış bir kavram olsa da küreselleşme dediğimiz kavramın ilk tohumları 1858'de ilk döşenmesi başarılmış olan ilk telgraf hattı Atlantik'te denizaltı ikinci büyük kırılma da 1927 ilk denizaltı telefon kablosu ve ilk e, sivil kıtalar arası hava yolu uçuşu. Hadi izleyicileri şaşırtalım. Tam sizin söylediğiniz vakitlerde İtalya'dan İstanbul'a uçuş var. Pervaneli uçakla ve Sarıyer'e iniyor. Hmm. Şey olarak. Sarıyer denizi. ya yani Boğaza iniyor. Büyükdere'ye der, der, büyük iniyor deniz uçağıyla falan bayağı böyle güzel havalimanı falan ha, tamam varmış. Ondan sonra hostesler daha o sırada iyi de galiba e, Belgrad'a bir yere uğrayarak çünkü Öyle benzin da, alması mecburen, lazım bilmem ne yapması. Ya yani varmış yani bayağı Şimdi, ta, Hoca'nın bahsettiği o İpek Yolu ve Baharat Yolu üzerinden trafik eee daha ziyade işte 13. 14. yüzyılda Doğru. hız kazanıyor ama o aynı zamanda bir bela da getiriyor. Bir, bir bela da Çok diyor, özür yani verim. dünyadaki sedef, sedef yolu da var. Sedef. Onu hatırlamaya çalışıyordum... Tabii. Fil dişinin yanı sıra Afrika'dan, evet. e, Orta Doğu'dan gelen e, bu söylediğim e, fil dişi yolunun dışında bir de Hindistan'dan gelen bir de Sedef yolu Ama işte var. Bu Ama hiçbirisi baharat ve ipek yolu, ipek yolu kadar, yani. kadar bir, bir büyük değil, bir değil. Ama bunlar aynı zamanda işte bir takım taunları da taşıyor. Maalesef. Salgınları da taşıyor. Hemen anlatayım hocam. E, oraya gitmeden evvel iki küçük e, pencere hatta üç küçük pencere ilk veba Atina'da. Milattan önce 430 meşhur Atina vebası oluyor. Herhalde şehrin %30'u falan ölmüş ama enteresan. Bu veba salgınında e, çok uzun süre devam etmiş. Bayağı tapınak böyle güzel e, efendim binalar falan e, yapılmaya başlamış ilginç bir şekilde. Hemen ikincisi e, Marcus Aurelius Antonius döneminde yaşanan büyük Roma vebası var. E, hatta derler ki do, e, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırladı ya yani çok zor. Şimdi Milattan sonra 161 nereye işte Attila'nın Zorlamasıyla yıkılan. Şöyle diyelim. Yalnız Roma'nın ahlakı bozulmuş. Yüzde 15 bin enflasyon olmuş yıllık. Toplam kümülatif bütün o veba salgınının kümülatif enflasyonu yüzde bir buçuk milyon. Büyük İstanbul vebası dedi. Ona gibi. geliyor daha. Hı -hı. Ona geleceğim. Şimdi şu enteresan. Ama aradaki bu ilişki niye? Şöyle, yani bugünü de çünkü. Hemen anlatacağız programımızda. Hemen anlatayım hocam. Tam yani bize geliyor. veba niye yüzde bir buçuk milyon enflasyona sebep oldu? Şöyle hocam. E, yavaş yavaş. Mal istiflemeye başlayan esnaf kesimi acayip zenginleşmeye başlamış. Siz Roma tarihini biliyorsunuz. Patriciler, plebler, köleler var. Pleb sınıfı intikam almaya başlamış yavaş yavaş. Ha diyor, yiyeceğe, giyeceğe ihtiyacım var falan diye bayağı epey yüksek fiyattan satılmış. Fakat ne olmuş biliyor musunuz? Sıkı durun. Roma, Roma'da enflasyon başlayınca zam yapanlara 301 yılında ölüm cezası geliyor. Malına zam yapanlara. Yani stok yapanlara gelmiş bu onu şey yazıtlardan bilmiyorum ama zam yapana ölüm cezası gelmiş. Yine durduramamışlar. Yani zam, yapı, zam yapan kişiye ölüm cezası gelmesine rağmen yüzde kümülatif olarak yüzde bir buçuk milyar enflasyon. Roma ordusu biliyorsunuz taler alıyormuş. Tabii. Lejyonerler parayla. Fakat para kalmayınca tuz vermeye başlamışlar. Bugün salary diye kullandığımız kelimenin özü saler. Yani tuz, tuz. tuz tabletleri. Ve pazarda gidin satın deniyormuş. Falan. Ama enteresan. Ee, bakıyoruz. Ee, ekonomik hainler bulunma işi ta o zamanlar aslında. Yani bunun arkasında işte şöyle var stokluyorlar malı gördünüz mü falan diye o zaman. Justinian vebasında ilginç bir şey olmuş. Ee, yine aslında Doğu Roma'yı yıkan e, pardon Batı Roma'yı yıkan Atilla'nın askerleriyle beraber karışmış olan Moğol ordularının getirdiği söyleniyor. Çünkü DNA testi yapmışlar bin yıl sonra. Bu DNA testlerinde resmen o veba pandemisinin şu Şeylerini meşhur hikaye mi? var ya ilk biyolojik silah diye. Evet. E, Şimdi e, oraya geliyor. Oraya, mol, daha var. Mol, Hayır, mol. oraya daha var. oraya daha oraya var. Oraya daha bir var. var. Şey, Şimdi, çok e, enteresli. Vebalı hastalığı. <laughs> Yalnız mancınıkla eee kalenin iki hafta, iki hafta kadar evvel burada bir Tabii. program yaptık. Özellikle bu kaleler üzerine. Tabii. Tam da dediğiniz gibi mancınıkla. Tabii. Bir yıl sonra mı? Hayvan leşlerini. Tabii. Işte dediğiniz gibi o salgın hastalıklar taşıyan e, cesetleri Ceneviz kolonisine atmışlar ama bin yıl sonra onun hemen öncesinde bin yıl önce Nik ayaklanması oluyor. Neredeyse bir Nik, Nik, ayaklanmasına hemen sonra Justinian geliyor fakat Justinian veba sayesinde restorasyon faaliyeti başlatıyor. Vebadan herkes çekindiği için kimse sokağa çıkamıyor. Justinian bu yere batan sarnıcı dahil olmak üzere birçok güzel eseri hatta Anadolu'daki birçok güzel eseri yapıyor. Bir restorasyon faaliyeti. Bu restorasyon kelimesi birazdan anlatacağım. Çok farklı bir yerde daha kullanılıyor. Yine bir veba salgında. Hemen dediğiniz yere gelin. Moğol atları ile beraber ve Moğolların yaptığı bu Kırım'daki Ceneviz kolonisine mancınıkla e, vebalı ve hastalıklı insanları atmasından sonra patlayan bir şey 200 milyon kişi ölmüş. Bu korkunç bir şey. Yani 200 milyon kişi. Peki Avrupalılar niye bununla uğraşamamışlar? Fransa'da Lager de Santan denilen yüzyıl savaşları o sırada oluyormuş. Yani tam Fransızlar ve İngilizlerin yüzyıl savaşlarını başlattığı Ankara'ya rast geliyor bu veba salgını başladı diye papa araya giriyor. 9 ay bir ateşkes anlaşması imzalıyorlar. Yani öyle bir savaş oluyor ki yüzyıl dönüp bakmıyorlar bile. Vebadan da ölen var, kangrenden de ölen var falan. Yani Avrupa'nın en karanlık çağlarından bir tanesi. Umberto Eco'nun Gülün Adı kitabına baktığınız zaman zaten 49 sayfasında onu o vahşeti bir anlatıyor. Yani Avrupa ölüyor ama kimsenin umurunda değil. Bu arada yani şöyle bir şey oluyor hocam. Ölünce insanda mallar bölüşülüyor. Çünkü sahipsiz kalıyor mallar. Yani 200 milyon kişinin dünyada öldüren bir vebadan bahsediyoruz. Bir anda refah artışı oluyor. Yani vebadan hemen sonra. Çünkü millet milletin Zaten dünya ne olabilir ortaya ki o tarihte. Çıkıyor. Milletin malına konuyorlar ve çok enteresan bir şekilde e, bir kere daha Avrupa veba salgınından sonra ekonomik yükselişe başlıyor. O sırada biliyorsunuz zaten işte Martin Luther onlar ortaya çıkıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki biz tek bayrak altında Vatikan'a karşı hep beraber buluşalım diye. Fransa tek bayrak altında buluşuyor. İspanyollar tek bayrak yani altında buluşuyor. Yani aslında ulusal monarşilerin yükselişe Yükselişi geçtiği bir geçti. dönem tabii, oluyor. Tabii, tabii. Bunu fırsat bilmişler ama hocam. Yani 200 milyon kişi ölü Hani 200 milyon kişinin öldüğü bana biraz abartılı gibi geldi. O zamanki dünya nüfusunun neredeyse üçte biri falan. Öyle bir şey oluyor ama Yine de işte sağlam bir rakam. E, 1300 Bu bütün dünya satında herhalde. Satında Sadece herhalde. Avrupa, Avrupa'da değil. Herhalde. Ama 100 yıl savaşlarına denk gelmesi ilginç. Hiç ilgilenmemiş Avrupalılar. Ölen ölsün bir demişler demişler. Bir de yani. bu coğrafi keşiflerle beraber 16. yüzyıldan itibaren başlayan bir büyük enflasyon dalgası var. Tabii. Evet. Yani bu altın ve gümüşün Aşırı Amerika değer kıtasından. kaybetmesi. Evet, onu bir izah eder misiniz? Çünkü o Osmanlı'yı Tabii. da çok yakından etkiliyor ve çöküşün şimdi, hızlanmasına sebep oluyor. Şimdi bütün bu süreç, önce önemli bir bilgiyi verip sonra tekrar geri sarmak lazım. Bütün bu süreç 1694 yılında devletlerin ülkede hayatı döndüren paranın değerini korumak için bir kamu otoritesinin gerekliliği, gerçeğini hareketle dünyada kurulan merkez bankası olarak tabi ama o ilk kurulduğu ne merkez bankası denmez sonra belki bir merkez para bankacılığı iler, para, otoritesi. para otoritesi 1694'teki İngiltere merkez bankası oraya gelen sürece baktığımızda esasen İspanyollar ve Portekizlerin e, Latin Amerika'yı e, genel manada istila etmeleri sonrasında Afrika'dan ve e, Latin Amerika'dan o kadar büyük miktarda altın ve gümüş sevkiyatı var ki Avrupa kıtasına o dönemde senyörlere, sonradan bizim ekonomide senyoraj hakkı olarak ifade ettiğimiz e, ifadenin de gelişi nedeniyle senyörlere derebeylerine kendi e, senyörlük tuğralarını da taşıyacak şekilde para basma yetkisi verilmiş. O kadar devansal bir para basımı söz konusu ki bu para basımı sonrasında e, Osmanlı'nın kayıtlarında da var. Türkiye İstatistik Kurumu bundan yaklaşık 20 sene önce Fatih Sultan Mehmet'in döneminden itibaren yani 1460'lardan itibaren Osmanlı'da da yine bu keşifler dönemi nedeniyle sebep olan enflasyonu çok net gösteren Osmanlı pazarlarında ekmek, et ve benzeri en temel gıdalardaki fiyat anormalliklerini gösteren çok önemli Osmanlı dönemindeki fiyat hareketleriyle ilgili bir miktar belgesel, bir miktar da bizim gibi meraklara e, istatistiki veri olan çok önemli bir çalışma yapmıştı. O dönemde bir böyle nüfus, enflasyon ve benzeri konularla ilgili güzel şeyler açıklamışlardı. Bayağı uzun bir dönemi arşivleyerek. Yani şimdi bu çerçevede e, pazarlara geliyor insanlar. Paralar anormal değer kaybetmiş. E, hatta e, İngiltere Merkez Bankası'nın kurulmasına giden süreçte para o kadar anormal değer kaybediyor ki, ee, bozuk paralar e, o kadar artık ticarete konu olamayacak hale geliyor ki e, bozuk paraları çocuklara veriyorlar. Çocuklar hani sokakta bilye oynar gibi bu bozuk paralarla oyun oynayacak hale düşüyor. Yani artık o paralar mangır anlamında e, adeta değerini yitiriyor ve bunun sonunda İngiltere Merkez Bankası geliyor. Tabii e, Avrupa şehir devletlerinde şehrin hemen dışında ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurulan Bugünkü e, alışveriş merkezlerinin ilk versiyonu diyebiliriz. Kapalı çarşı ilk alışveriş merkezi ama pazarlar var, marketler var. Bu marketlere değer kazan, değer kaybettiği için altın ve gümüş para insanlar çok sayıda keseyle geliyor ve keseleri yan kezicilerde çalıyorlar. Bunun üzerine bir grup adam çıkıyor. Diyorlar ki sabah geldiğinizde e, pazara alışveriş yapmanızın kolay olması için siz bu altın ve gümüş keseleri bize verin. Biz de bunun karşılığında bu keseleri temsil eden size kağıt bir belge verelim. Akşam kim bu kağıt belgeyi getirirse küçük bir komisyon karşılığında biz bu gümüş ve altın keseleri de sahiplerine geri verelim. Müthiş bir sistem. Bunu nerede yapıyorlar? Bunu bir bankoda yapıyorlar. Bugün müşteriyle herhangi bir çalışan arasındaki bu ayrımı sağlayan o alana banko denmesi ta oradan geliyor. Veya e, ki banko aynı zamanda e, tezgah anlamına da gelen bir kelime. Sonra çok enteresandır bu, bunlar tabii neticede bu topladıkları gümüş ve altın keseleri arkada bir sandığa koymaları lazım. Sandık da banka. Dolayısıyla bir rivayettir ki e, çok özür dilerim banko. Dolayısıyla bu e, söz konusu bankacılık sisteminin adının bu tezgah dediğimiz banka veya sandık dediğimiz bankodan geldiği iddia edilir. Banko kelimesi bugün İtalyancada hala sandık anlamında kullanılıyor. Osmanlı döneminde kurulan bazı bankaların adının İstanbul Emniyet Sandığı gibi sandık kelimesine Ziraat Sandıkları, Halk Sandıkları sandık kelimesinin finansal sistemle ilgili o ifadenin gelmesinin nedeni bu. Fakat sonra enteresan bir şey oluyor. Bu adamlar bir süre sonra şımarıyorlar ve kendilerine emanet edilen altın ve gümüş paranın çok üstünde insanlara kağıt vermeye başlıyorlar. Akşam her şey bitiyor, pazar bitmiş, insanlar yaptıkları, sattıkları mal karşılığında hak ettikleri altın ve gümüşü almaya kalktıklarında karşılıksız olarak dolaşan kağıtlar yüzünden büyük kavga çıkıyor, büyük sahtekarlık oluyor. Hatta dünyada ilk karşılıksız para sevkiyatı olarak ifade edebiliriz bunu. E, sahtekarlık Bizim anlamında. Bizim çek sistemimiz de fena değil yani. Evet. Ona Ve ne oluyor? Yani. E, lonca düzeninde bu sahtekarlığı yapanın e, cezalandırılması lazım. Cezalandırma nasıl yapılır lonca düzeninde? O kişinin bir daha ticaret yapmamasının Lonsadan simgesi olarak tabii. hem loncadan atılma hem de e, o faaliyeti yürüttüğü, ticari faaliyeti yürüttü e, tezgahın kırılması. Peki tezgahın kırılması bugün İngilizce'de hangi terim olarak kullanılıyor? Bankrupt. Bankrupt ne kelimesi? Bankrupt İngilizce'de iflas olarak kullanılan kelime. Çünkü 16. yüzyılda o adamın bu sahtekarlığı yaptığı zaman tezgahının kırılması adamın küçük esnaf bile olsa bir daha iş yapamaması anlamında iflası anlamına geliyor. Aynı kelimeyi bugün bankrupt kelimesini İngilizce'de biz iflas kelimesi olarak kullanıyoruz. Hocam bu 17. yüzyılın sonundan itibaren özellikle de 18. yüzyılda ee, Avrupa'da yaşanan çok sayıda savaşın işte bu 1740 tabii, tabii. savaşları sonra 1756 63 savaşları biri Avusturya veraset biri e, 7 yıl savaşları. Bunların hepsinin arkasında aslında küresel ekonomiyle ilgili sebepler var. Orada da biraz böyle kaş, eşeleyince merkantilizm dediğimiz bir olgu çıkıyor. Doğrudur, doğrudur. Nedir bu merkantilizm ve ee, ne gibi etkileri oluyor uluslararası ekonomik sisteme? Hocam Adam Smith her ne kadar Adam Smith gelene kadar ekonominin bir bilim dalı olarak hani kabul edilmemesi durumu var ama... ...biz iktisadi doktrinleri işte Kerem Hoca'nın da anlattığı gibi belli bir şekilde diyoruz. Mesela Atinalılardan buraya kadar geliyoruz işte Helenler, işte skolastik doktorlar vesaire de Hala içinde dini motifler de olsa iktisat bilimini e, adil fiyat, efendim <laughs> vicdanlı tüccar ondan sonra akılcı e, talep eden kişi, akılcı vatandaş gibi tarif ederken merkantarizm tamamen bunları elinin tersiyle itiyor. Diyor ki bak iki tane koşul var diyor büyümemiz için. Bir diyor. Ya diyor mal almayacağız ama hep mal satacağız. Böyle hazineyi dolduracağız ya da futuhat yapacağız diyor. Aslında Osmanlı'nın da yani bir anlamda merkantalizmi bu şekilde dahil olduğunu söyleyebilir. Bir ya. diyor ki madem ki diyor hazineyi dolduracak kadar mal üretemiyorum o zaman diyor gidip işgal edeceğim diyor. Zengin yerleri diyor. İşte bu merkantilizm aslında bir yandan da şeyi fişekliyor. Latin Amerika'nın keşfi oradan altından geçiyor. Çünkü birbirlerini zaten yiyorlar o sırada. Fakat e, merkantilizm e, peşin sıra 100-200 yıl sonra korumacılığı da getiriyor. Aslında merkantilizm ve korumacı akımları ben e, birbirlerine uzak olsalar da yelpazenin bir tarafında birleştiriyorum. Yani kimseden ben mal almayacağım. Hatta ağır gümrük vergilere koyacağım. Mümkün mertebe Ondan sonra substitution yani bir ikame sanayi oluşturacağım. Dışarıdan alacağım malları ithal ikameci. It ikameci. Ama ithal ikameci tabi belli bir yere kadar yapıyorsunuz. Çünkü kaynak öbür taraftaysa. Şimdi kaynak eğer dışarıdaysa o zaman işte Napolyon'un yaptığını yapmaya başlıyorsunuz. Hitler'in yaptığını yapmaya başlıyorsunuz. Zengin kaynaklara sahip olan yerlere işgal edebilir miyim? İşgal Bu kaynak geldiğimiz zaman da tabi ham madde ve enerji kaynakları. Aynen o şekilde, aynen o şekilde. Dolayısıyla merkantarizm aslında bir iktisadi doktrin olarak sayılmalı mı, sayılmamalı mı hep kafamda böyle bir soru işareti var ama e, şeyi coşturdu. Savaşların coşturan çok önemli bir felsefe demeyeyim de önemli bir doktrin olarak. Yani merkantarizmi ben bir iktisat doktrini değil bir siyasal doktrin olarak değerlendiriyorum. Yani tarihte çok... ne zaman yani böyle bir tarih ya da dönem tespit edebilir miyiz? İşte Hollanda'da yaşanan bir kriz ta Singapur'a kadar etkiledi, Çin'e kadar etkiledi ya da işte Boston'da yaşanan bir kriz Londra'ya kadar etkiledi diyebileceğimiz bir dönem var mı? Hep 19. yüzyılın sonundan ee, itibaren bir demek lazım? Esasen 1929 Büyük Buhran'ına kadar dünya milli gelirinde bir kere de %15 erimeye, bu az buz bir rakam değil, nasıl bir rakam değil. Şöyle ifade Ciddiği edeyim. Rakamı. 1929 ile 1932 arasında Hı. dünya gayri safi yurt şahısında %25 erimeye sebep olan 1929 büyük buhranını 2008'deki morgaj krizinden kaynaklanan küresel finans kriziyle karşılaştırdığımızda onun etkisi dünya ekonomisi için %2'yi geçmeyen bir gayri safi yurt şahısıyla erimesi. Dolayısıyla bu %2'yi geçmeyen hmm. küresel gayri safi yurt dışı milli gelir erimesiyle karşılaştırdığımızda 1929 Büyük Buhranı'nın korkunç bir şey olduğunu görüyoruz. Şöyle anlatayım. Ee, bir, bir, bir rakam vereceğim. Tamam, peki. Amerika Birleşik Devletleri'nde %25 işsizliği ki Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş en korkunç işsizliği çeşitli Avrupa ve dünya ekonomilerinde de %30 işsizliğe sebep olmuş olan büyük bir e, yani, facia. Yani dünyanın gerçek anlamda ilk buhranı evet. küresel buhranı 1929'dur. 1929 hmm. Evet. En, en büyük Çok özür dilerim. ABD'nin işsizlik rakamıyla şeyi karıştırdım. Tüm dünyada 4 yıl içerisinde yüzde %15 küresel gayri safi yurt içi hasıla izleyicilerimize özür diliyorum. %25 değil ABD'nin %25 işsizliğiyle karıştırdım dünyada %15 küresel erimeye, küresel büyüme veya milli gelir erimesine yani atıyorum o dönemde eğer 1 trilyon dolar idiyse dünyanın toplam gayri safi yurt dışı hastası belki daha fazladır iyi hatırlamıyorum ama belki o 29'larda öyle olması lazım. Demek ki bunun yaklaşık olarak 150 milyar doları ki bu bugünkü rakamlarla baktığınızda devasal bir değer. Şöyle bu diyeyim. 16 numarayı bir getirelim. Burası e, fotoğrafta gördüğümüz yer, bu bina bugün de hala bu şekliyle ayakta duruyor. E, Amerikan borsası. Doğru. Wall Street. Ne oldu hocam <laughs> Wall Street'te? Hocam enteresan bir şey oldu. Ee, Marx 1850'lerde New York Tribune gazetesine makale yazıyor ve 1857-56'da çok ağır bir kriz oluyor dünyada fakat bir senede atlatılıyor. Marx da diyor ki kardeşim diyor bu yatırım bankalarıyla mevduat bankaları ayrılmalı diyor. Bir kanun da var Amerika'da. Hisse senedi yatırım yapanlarla diyor mevduat toplayanları birbirinden ayırın diyor. Ve bununla alakalı Engel'ze mektubunda bahsediyor. Diyor ki Amerikan ekonomisi diyor ben uyarıyorum diyor. Uzaktan yazıyor düşünün. Londra'dan New York Tribune gazetesine makale yolluyor. Bir düzine makalesi var böyle. Dün baktım buldum eğlenceli. Ama uyarıları doğru. Bu bankacılık sistemi yanlış. Amerika'yı çökertecek diyor. Enteresan. Marx bütün hayatı boyunca bu büyük tufanı bekliyor. Fakat büyük tufanı göremeden ölüyor. Büyük tufan sizin dediğiniz 1929'da oluyor. Amerikan bankaları... Önemli bir kısmı da demin Kerem Hoca'nın da dediği gibi o zamanlarda da tozutup hisse senedi işlemlerine başlıyor. Yani vatandaşın mevduatıyla da bu işi yapmaya başlıyorlar ve korkunç şeyler alıyor hocam. Bir anda e, Latin Amerika'nın Avrupa'ya tarım piyasasına girmesiyle beraber Avrupalılar daha ucuz tarım ürünlerini Latin Amerika'dan alalım biz Amerika'dan alacağımıza deyince müthiş bir arz patlaması oluyor. Fakat böyle bir talep de yok. Tarım ürünlerinin fiyatı yerli yeksan alıyor. Amerika Birleşik Devletlerinde en önemli tarım tabii. ürünü olan Emre hocamızın ifade hmm. ettiği Mısırda yüzde 60 fiyat çöküşü yerli oluyor bir. ve ABD'nin tarımı batıyor. Şimdi tabii o zamanlar sanayi manayı falan öyle bir şey yok. Hatta Bolşevik devrimiyle biz yalın alpayla dalga geçeriz. Bolşevik devrimi biliyorsunuz komünist ama proleter yok ortada. Yani işçi sınıfı o zaman yok. Herkes tarımdan çok ciddi kazançlar elde edildi Hocam tarım fiyatları yerli bir olunca. Bu sefer de herkes hisse senetlerini satmaya başladı. Peki ama 1929'u hazırlayan şartlar ne? Yani bunu Birinci Dünya Savaşı'na kadar götürmek mümkün mü? Şöyle hocam. Ya e... da o dönemde yine 1918'de bütün dünya yetkisi altına hocam alan, bugünlerde Amerika... çok sık tabii, atıf tabii, tabii. yapılan o 1918 İspanyol gribi salgını var. Bununla da ilişkilendiriyorlar. Hocam İspanyol gribi ee, aslında biraz şey demin de dediğim gibi ölenlerin mallarında konanlar yüzünden bir şey de yarattı. Hocam bu tür virütik şeyler Emre hocamızın ifade ettiği gibi bu tür virütik büyük ölümlere sebep gelirdi. olan olaylar çok enteresan servetin bir daha dağılması veya birilerinin servetlere el koyması gibi evet. o bizim de meşhur çok acıdır. Ee, 1900 Tabii. kaçtı ee, şu 1946 mıdır şu varlık 1942 e, Harp sırası. E, 1942 varlık vergisiyle, 1942. Yani, varlık vergisiyle evet. milli koruma kanunu muydu Tabii neydi? Hani ona benzer bir şeyler var. Dolayısıyla çok enteresandır. E, bu tür e, yani zaten o dönemde dünya ekonomisinde hani böyle talep malep işte küresel talep işte ekonomiler için e, büyük çapta talep gibi ya çok böyle yerelleşmiş bir ekonomi var. Daha henüz küreselleşmiş. ...ulusal çapta bile birbirini besleyen ekonomi olmadığı için... Bir ufak ama yani, şeyim Tabii tabii. İnsanlar İyip öldüğü zaman... Var. ...yani bunun böyle dünya ekonomisinde ağır bir talep krizine dönüşmesi... ...bu son koronavirüs krizi... Ama bir büyük borç, sistem, borç, borç krizi var, 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 yarattı var, 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 Birinci var, var, Dünya Savaşı. Var, şöyle. Var. Çok özür dilerim değerli hocam. Tamam. Ee, 1918'de savaş bittikten sonra... ...Amerikan ekonomisinde... ...Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği savaş ekonomisi lokomotifini... Savaş lokomotifini e, beslemek için fabrikalarda dev yatırımlar yapılıyor ve bu yatırımları e, bu fabrika sahipleri banka kredisi kullanarak yapıyorlar. Fakat savaş bitiyor, barış dönemi geliyor. Barış dönemi gelince Amerikan federal hükümeti ve ülkeler savaş dönemindeki gibi aşırı talepte bulunmadıklarından dolayı barış döneminde ekonomi normalleştiği anda bu adamlar banka kredisiyle yaptıkları dev kapasite yatırımlarını dolduramamak gibi bir felaketle karşılaşıyorlar. Ve banka kredilerini ödeyememe gibi bir dönem başlıyor. Bir de herhalde şu, savaş esnasında Birinci Harp'ten bahsediyorum. Ee, en fazla borç veren ülke Amerika Birleşik Devletleri. En fazla borçlananlar da Avrupa'nın savaşan ülkeleri. Tabii savaşta e, milyonlarca insan ölüyor. Hiçbir zaman bu ülkelerden bazıları savaştan sonra, Savaş öncesi ekonomik kapasitelerine ulaşamıyorlar. Mesela Almanya'nın ekonomisi dümdüz olmuş. Kendisine Versay'da yüklenen borçları da ödeyemeyecek durumda. istifası zaten getiriyor. Tabii. Sömürgeler. İngiltere şey. bile ABD'den aldığı borçları ödeyemiyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri en fazla alacaklı olan ülke fakat Avrupa ülkelerinden bu alacaklarını tahsil etmekte zorluklar hemen, çekiyor. Hemen birbirine bağlı miktar teorisinin ortaya çıkışı Fischer denklemi de ona diyor. Yani para arzı arttığı zaman diyor bir ülkede diyor fiyatlar yukarı giderek ...kız hani para basılınca enflasyon olur diyor ya. Şimdi e, bu Versay Anlaşması'nda da o zamanki iktisat doktrini diyor ki ya Almanlara diyor bu diyor şey verin cezayı. Almanlar da diyor her sene diyor İngiltere Fransa'ya bu diyor parayı ödesinler. Bu para diyor ödendiği zaman İngiltere ve Fransa'da diyor para arzı artacak. Ve İngiltere ve Fransa'da fiyatlar yükseleceği için Almanya'da fiyatlar ucuz kalacak. Dolayısıyla Almanya'dan ithalat yapacaklar. Bu para Almanya'ya geri dönecek. Keynes de diyor ki ya böyle saçma sapan şey olur mu? Hiç mi, hiç mi diyor fiyat yok diyor bu ekonomilerde de ve istifa ediyor Sömürgeler Bakanlığı'ndan ve bir Mektup yazıyor. Dur hoca girme. Dur anlatacağım devamını sen bir bu arada şey. Atatürk ilgili bir Bakanlığı. küçük ha. heyecan yaşadım da ya o yüzden Çömürgeler yani Bakanlığı dedin de kendisi bakan değil bu orada bir memur aslında. Memur bey şey bir şey uzman uzman, uzman pozisyonunda. Şimdi enteresan Keynes'e gelmeden evvel enteresandır. Marx çok uyarıda bulunuyor. 29 dünya buhranına büyük uyarılarda bulunuyor Max. Çünkü 1857 ve 58'de hakikaten... Çoktan ölmüş değil mi o sırada? Şöyle hocam, 58 ve 57'deki bir kriz de ortaya çıktığı zaman Amerika'da, aynen Lehman Brothers'ın 2008'de batışı gibi Ohio hayat e, ondan sigortası ve şey, Trust Company diye, Ohio Life Insurance and Trust Company diye bir firma var. Fakat firma hem bankacılık yapıyor, hem sigortacılık yapıyor, hem hisse seni satıyor ve bu batıyor. Marx da diyor ki ya ben diyor uyardım bakın diyor makalelerimde bu diyor bankalar diyor sadece banka işi yapmalı diyor hisse senedi falan alım satımına girmemeli aracı kurum almalı aracı kurum mantığı o. bunlara yatırım bankalarını bir kere ayırın diyor vesaire ve enteresan e, demin de bahsettiğim gibi Marx motive oluyor kapitalizmin yaşasın çöküşü geldi diyor. Şimdi ben diyor söylemiştim diye çökmüyor tabii kapitalizm fakat e, Amerikan iç savaşı hemen biliyorsunuz bu 1857-1858 tarihinden hemen sonra oluyor. 1861'de yani yani başlıyor. Yani Amerikan İç Savaşı'nı tetiklemiştir ee, 1857 58 krizi. Yani kimse bunu tarihte çok bahsetmez. Ama Amerikan İç Savaşı'nı tetikleyen ilk unsur bu. Fakat hemen 29 Dünya Bunalımı'ndan öncekini söyleyeyim. Şimdi enteresan. Ee, 8,5 milyar dolarlık borç almışlar. 8,5 milyar dolar o zaman miktar teorisi var, eski klasik usul. Bu kadar basılmış para yok Amerika Birleşik Devletleri. Ama bunlar 8,5 milyar dolarlık borsa spekülatörleri bankalardan kredi alıp bankaların aracılığıyla hisse işte senedi satın alıyorlar. Tam o sırada işte hoca ile beraber anlattığımız bu tarım ürünleri fiyatı çöküyor. Herkes haraç mezat satmaya kalkarken hocam korkunç bir akıma ulaşıyor. Şöyle diyeyim size. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda harcanan paranın bir buçuk katı kadar para kaybediyor. Borsacılar. O zamanın en büyük, bugün de kabul edilen Rothschildler ve herkes araya giriyor. Bir şeyler satır almaya çalışıyor, borsaya destek olmaya çalışıyor. 30 milyar dolar oluyor hocam. 24 Ekim 1929 haftasında piyasadaki değer kayıpları 30 milyar doları buluyor. Bu korkunç bir şey. 29 Ekim 1929 Salı en büyük çöküşün Tabii en yaşandığı. En büyük gün. çöküş. Sonra ne oluyor? Karasalı. Bu arada bir son dakikamız var. Onu isterseniz okuyalım. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca bir açıklama yapmış. E ee, virüsten can kaybımız 30'a maalesef 9 yükseldi. 9 can kaybımız daha var. Dün 21'di maalesef. Evet, maalesef. 30'a yükseldi. Allah rahmet eylesin hepsine. Ve şu anda 1236 vaka sayısı var. Yazık. Ee, bundan evvel de bir son dakika daha vardı. Almanya Başbakanı Angela Merkel. Evet hocam. Değil mi? Kendisini e, karantinaya aldığını açıkladı. Çünkü daha evvel tedavi maksatlı bir e, doktorla Doğurmuş. temas olmuş hocam. ve o doktorun korona pozitif çıktı açıklanmış. Yani hocam şöyle e, tabii Allah rahmet eylesin öğrencilerin. Hani meseleye dönmek zor oluyor böyle haberler geldiğinde. E, Marksist düşünceyi desteklemesem de çünkü bana hani karın olmadığı bir yerde motivasyonun ne olacağı konusunda tam bilgi vermiyor. Fakat Marx'ın peyderpey yaptığı uyarıların ne kadar doğru olduğunu kapitalist sistemin yanlış bir şey üzerine kurulduğunu ve neredeyse Amerika'nın birinci Dünya Savaşı'nda harcadığı paranın bir buçuk katı kadar borsada para kaybeden insanların olduğu bir yerde en sonunda Marx'ın dediğini yapıyorlar. Ama 100 yıl sonra, 1933'te Amerika'da mevduat bankalarıyla yatırım bankalarını ayıran glass steagall Act dedikleri meşhur 33'te, 33'te olan şeyi Şimdi kabul ediyorlar. E ne gelmeden. acıdır ki Clinton ve Al Gore bankacılık lobisinin aşırı basıncı sonrasında herkes oğul buşa kızıyor. Sen hmm. 2001'de bir sürü şeye sebep oldun, 11 Eylül'e sebep oldun ondan falan filan ama esas e, Al Gore'la Clinton'ın görevi bitirmelerinden hemen önce bankacılık sektörünün baskısına boyun eğiyorlar ve Amerikan Kongresi'nde maalesef ABD bankalarına getirilmiş olan Kısıtı? 1929 buhranından ağır dersler Tabii. çıkarılarak getirilmiş olan kısıtlamaları maalesef iptal ediyorlar. O da 2008 krizine finansal krize sebep şeyi. olacak. Tabii ona da geleceğiz. Klas bir küçük nokta. Maks iki defa atlayıp bir küçük o, 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 o nokta. Şu Atatürk'ü söyleyecektim. Evet. Çok özür dilerim. 29 Emre Hoca çok önemli bir noktaya değindi. 1933'te e, kendisini ziyarete gelen devlet e, devlet adamlarına Keynes de aynı dönemde birbirlerini hiç tanımıyorlar. Almanya'ya zorla imzalatılan Versay Anlaşması'nın dünyayı bir krize Tabii, ve Almanya'yı da yeni bir dünya savaşına sürükleyeceğini ısrarla söyleyen iki insan var dünyada. Biri Mustafa Kemal Atatürk, biri de John Maynard Keynes. Eğer bir toplantıda beraber olma şansları olsaydı o dönemde muhtemelen aynı konuda yaptıkları aynı tespitle ...herhalde çok paylaşacakları Takip şey olurdu. Takip ediyordu diyorum. iktisat bizim çünkü Büyük ihtimalle. Çünkü Ata, iktisadi, çok merakı var Atatürk'ün. Çünkü iktisadi krizlerin gerek... ...ulusal düzeyde gerek uluslararası düzeyde... ...derin siyasi etkileri Doğru. vardır. Hitler ve Mussolini hocam. Hitler ve Mussolini'nin 1933'te ilk önce Hitler'in... Yani şey, Hitler'in gelişini aslında Mussolini şey Mussolini'nin daha sonra Hitler'in gelişi. Ee, bir fotoğraf daha koyalım. Bu 29 üzerinde biraz duralım. duralım hocam. Şu 14 numaralı fotoğraf. Ve... Böyle insanlar kuyruklarda E, Bu ne kuyruğu biliyor musunuz? Bunlar iş iş iş, iş arıyorlar. Müracaat. Evet. İş arayan binler, Amerika, yüz binler. Amerika'da yüzde 25 Amerikan tarihinin en ağır işsizliği. Bakın bir çarpıcı fotoğraf daha var. Şu 13 numarayı getirelim. İnsanlar boyunlarına bu şekilde afişler asarak sokaklarda iş arıyorlar. İş aradıklarını söylüyorlar. Nasıl üstesinden geldiler bu krizin? Yani 1929'dan sebepler açısından çıkartılan dersleri az önce söylediniz. Şimdi, hocam çok özür dilerim. Şu e, koronavirüsten dolayı çok esprili bir videolar dolaştı bir ara. Yani bunun esprisi olmazdı. Espri şuydu. Belli bir yaşın üzerindeki insanların evde oturmaları ile ilgili çağrı çerçevesinde TRT'de bildiğiniz o bir dönemin sanatçılarının olduğu. Diyor ki buradaki sanatçıların isimlerinin çoğunu bilen lütfen evde otursun gibi. Şimdi bizim yaş grubumuz itibariyle TRT'de vakti zamanda yayınlanan Walton Ailesi diye bir dizi vardı. Evet. Bu dizi hatırlayan varsa muhteşem bir diziydi. Ve 1929 Büyük Buhran'ında Amerika'nın nasıl tarımdan başlayarak, kırsaldan başlayarak... ...nasıl bir korkunç çöküş yaşadığını en dramatik olarak anlatan en etkili dizilerden bir tanesiydi. Doğru. Şimdi O e, Steinbeck'in romanı da değil mi? Gazap Yüzümleri de bu. Aynen var. öyle. Bir çok güzel. yandan sorular da geliyor bize. Ee, evet. Hoca müsaade ederse o soruları. Tabii için. tabii. Şu anki krizin de acaba ne etkisi olabilir? Şimdi ona ona, de, ona zaten sonra doğru, tabii, doğru sonra, ona sonra doğru geleceğiz. ona geleceğiz. Hocam yani, şöyle kurtulmuşlar. Programın sonunda hali hazırda başlamakta olduğu söylenen küresel ekonomik doğru. sarsıntı nelere yol açabilir? 29'un sebepler üzerinde durduk da çıkışını anlatayım. Çıkış konusunda bugüne ilişkin ne dersler alabiliriz? <laughs> Hocam şöyle bir şey üretmek. Yani Amerika katma değerli üretimi hızlandırmış ve çok enteresan bir şekilde işte Nikola Tesla'dan başlayarak ondan sonra çok ciddi bilim adamlarını ülkeye çekmişler. Sonra e, tabi Roosevelt var. Çok büyük Franklin adam. Yani Roosevelt. Çok büyük adam. E, ondan sonra yani savaşa sokma sebebi e, olmamış kriz daha savaştan önce krizi atlatmışlar. Fakat maalesef dediğiniz gibi Hitler ve Mussolini'nin gelişini de 29 krizinin öncesi ve sonrasındaki olaylara da bağlamak lazım. Çünkü Almanya'da öyle bir ekonomik çöküntü olmasaydı Hitler gelmeyecekti hiçbir zaman. Fakat Roosevelt'in işte New Deal, sana bırakacağım onu anlatmasın. Hocam Tabii sen ki. daha detaylı biliyorsun. Hocam sanayiye gitmişler. Çok ciddi bir uçak sanayi, çok ciddi bir otomobil sanayi, çok ciddi bir ev aletleri sanayi. Tersaneler. Tersaneler, gemiler vesaire bir baktığımız zaman Amerika aslında 1871 yılında en büyük ekonomiye sahip oluyor. Bir daha hiç bırakmıyor bugüne kadar. Fakat baktığınız zaman ekonomide öyle sanayi denilen bir şey yok. yani tarım ürünleri üzerine çok giderken bir anda sanayi kayara kurtalıyor. Burada bilmemiz gereken şey yani izleyicilerimizin de herhalde merak ettiği. Tamam üretilsin de devlet eliyle mi özel sektör eliyle devlet mi? Devlet, özel devlet sektör de batan, özel sektör. Vatan özel sektör nasıl üretmeye teşvik edildi tek. Hocam hemen hani güzel kışkırtıcı bir soru oldu. Ben Keynesyancı olduğum için evet. ben de kendi canaviden... Hocam, Hocam ilk önce Kerem Hoca ile başlayalım. teorik zaten anladık. Yani evet. Şimdi genel manada Keynesyen okulun temsilcileri olmamız itibariyle bizim buradaki ana noktamız ee, şimdi e, devletçi tarafında konuşuyorsun herhalde. Kesinlikle. Daha, peki ee, neoklasik okul ve bugün onun devamı olan neoliberaller piyasa ekonomisi ve onun önemli bir parçası olan Meşhur invisible hand mekanizm, görünmeyen, görünmeyen el. el mekanizmasına dayanarak bir varsayım ortaya koyarlar. Bu varsayıma göre ekonomi bir krize girdiği zaman görünmeyen el mekanizması piyasa ekonomisinde asla devletin ekonomiye müdahalesi olmadan sistemi krizden çıkarır. Fakat bunun gerçekleşmediğini kanıtlayan iki tane büyük olay var. Biri 1929 Büyük Buhranı, bugün de bu yaşamakta olduğumuz koronavirüs salgınının dünya ölçeğinde sebep olduğu büyük küresel ekonomik kriz. Yani kendi haline bırakın düzenir, Mümkün işlemez. Değil, mümkün değil. Nitekim 1933-39 döneminde yani 1. Dünya Savaşı'nın özür dilerim 2. Dünya Savaşı'nın başlangıcına da sarkan döneme kadar Franklin Roosevelt'in e, gündeme getirdiği New Deal programının özü şu ekranda sizin değerli hocam paylaşmış olduğunuz resimlerdeki ABD halkının ya da ABD'deki istihdamın %25'inin işsiz kaldığı ortamda çukur boşalt, çukur doldur diye de ifade edilir literatürde. Hadi ben onu anlatayım. Yüz binlerce Amerikalı'yı işe almak suretiyle onları kamunun devasal altyapı yatırımlarında, karayolu, demiryolu yatırımlarında çalıştırmak. Yani devlet çalıştı öncülük mı? etti. Aynen hatta. öyle. Hı. Yani böyle i̇şte dönemlerde... Teorinin sahibi Alman'dır. Böyle he. dönemlerde bazı hocalarımızla anlaşamadığımız konu şu. Hı. Efendim işte devletin kamu bütçe dengesi ne olacak da, o kaynak nasıl bulunacak da, iş buraya geldiği zaman küresel çapta bu tür krizler Hı. bir ulusal ekonomiyi vurduğunda, gerektiğinde karşılıksız para bile basılır. Çünkü konu olan milyonlarca işletmeyi yaşatmak, milyonlarca insanın istihdamını korumak ise karşılıksız para basarsın. Çünkü bu karşılıksız para basımından dolayı yaşamak durumunda kalacağın olası iki haneli enflasyon mu? Yoksa sırf bu iki haneli enflasyon olmayacak diye milyonlarca işletmenin i̇nsanın. bakmasına göz yummak mı? Milyonlarca insanın işsiz kalması mı? Kimse kusura bakmasın. E, milyonlarca işletmeyi yaşatmak Milyonlarca insanın istihdamını korumak, iki haneli enflasyonu yaşamaktan edilmeyecek kadar önemli. Tamam. o yüzden gerekli. Program, Programın sonunda bunu tekrar geleceğiz. Para mı bastı? Eftiyar? E, bastı, genişletti hocam. Zaten teorinin sahibi. Yani beni kışkırttın haberin olsun ya. Yani. Programın sonunda cevabı vereceğim. Ondan sonra şey e, doğru söylüyorsun, o yüzden kışkırttın. Şey, e, şöyle hocam, Frederick List'indir bu teorinin sahibi. Frederick List der ki, eğer hazinede para varsa işsizlerin yarısıyla çukur kazdırın, maaşlarını verin. Geri kalan işsizlerde de çukuru kapattırın, maaşları verin. Bakın ortada ne kadar bayram yerinde dönecek diye. Bunun için de ne gerekiyorsa yapın diye. Aslında Amerika bunu yapıyor. Yani şöyle bir şey. Birçok müesseseyi kamu olarak alıyor, sahipleniyor. O zaman zaten çok da fazla böyle bugünkü ya da özel sektör müessesesi yok. Fakat sonra deregüle ediyor hocam. Şey hatasına düşmüyor. Kocaman devlet hatasına düşmüyor elindeki bu üretim haklarını mal ve hizmetlerle alakalı 1950'leri doğru deregüle ediyor. Yani şirketlerin kurulmasına asıl Amerika'yı ayakta tutanın özel sektör olduğuna, özel sektörün net verim getirdiğine, pozitif seleksiyon yaptığına inanıyor. Fakat bu durumlarda hiç elini korkak göstermiyor. Güm diye dalıyor. Yani şu an yaptığı gibi birçok müesseseyi satın alabilir, devralabilir. Hatta Amerikan başkanına bir teyakkuz durumunda sivil endüstrinin teyakkuz durumuna uygun malları üretmek için mobilize etmesini de hak tanıyan yasaları da var anlayışı bu. Boeing'i yani, yaşatmak gerekiyorsa cart 60 şöyle, milyar şöyle, dolar tartışmaz bile Amerika Hemen örnek yani. veriyorum hocam. Ama dolar basma yetkisi de sadece Amerika'da. Var, değil. var, Yani Fed basıyor şöyle hocam. Yani başka bir matbaada avantaj. başka bir merkez bankasında Almanlar, ha, Almanlar şey basılmıyor. Olmuş, anlatayım <laughs> Almanlar. Şimdi Amerika, dolar basılmıyor başka hocam, bir yerde. Hocam şimdi yani. sonra Amerikalı neden korkar? Amerikalı bir kere durgunluktan korkar. Bu 29 dünya bulalımı fotoğrafları arkamızda duruyor. Şimdi bir daha bunu yaşamak istemiyorum. Almanlar neden korkar? Amerikalıların yaptığını yapmaya çalışmışlar. Para basmışlar. Büyük Alman enflasyonu yaşamışlar. Feci enflasyondan korkarlar. Yani aman Allah'ım bir gayrimenkul fiyatları falan uçarsa diye ödleri patlar Almanların. Şimdi soru soruyorum. Türkler neden korkar? Türkler hiçbir şeyden korkmaz. Neden? Çünkü bizim hafızamızda böyle iki büyük deneyim yok hocam. Yani 29 dünya buhranını zaten o sırada şey Türkiye Cumhuriyeti yeni kurulmuş. E, Alman enflasyonunda da biz zaten Yunanları Sakarya Rımanları'nı İzmir'e doğru kovalıyormuşuz. Yani senelere bakınca yani hiçbir Türk'ün e, şöyle aile yaşantısında dededen torunu anlatılan bir iktisadi kriz hikayesi yok. Ama 99-2000 krizleri. Hocam onu da Hayatımızda anlatayım. Hayatımızda gördüğümüz 3 ha. haneli 3 tane enflasyon var. 1994. 50 50 var. 50 var ama e, 50, 50 hani 50 de onu, onu, onu sonra o şey, şey 56 1900. Yani en yakın 94 2001 94 bir 98 var bir de 2001 Tabii, var. Bu... Başka yok. Bir de 3. Latin Amerika dörtlü beşli altılı. Afrika 7 haneli enflasyon. Almanya e, o dönemde Rahimark var. İsrail, İsrail %500 üç, e, haneli %475-500 evet. enflasyon falan. gelip kurtarıyor. Biz hiç görmedik. Biz evet. yani enflasyon bizi tahrip etti. Kronik enflasyon bizi çok üzdü 90'lı yıllarda. Çok eridi yaşam standartları. Ama Usul hafızada taşıyoruz. Ama taşımıyoruz. Hocam. Kronik enflasyon hafızamızda bu arkamızdaki fotoğraflar gibi ya da belki Almanya'dan evet. fotoğraflar olsaydı değerli hocam bu kocaman hasır sepetlerde evet. e, milyarlarca Reichmark'ın evet. para... yani böyle bir şey satın almak için bu masa büyüklüğünde Paraların çuvalla taşınması Doğru. falan. Hocam şimdi kısa dur, bir ara verelim. Tabi, tabi. Aradan sonra Emre ekonomik krizlerin edeceğiz. bize öğrettikleri Tabii. ve koronavirüs sebebiyle yaşanabilecek küresel ekonomik krizin nasıl sonuçlanacağı konularını iki değerli konuğumuzla tamam. tartışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen Doğuş Filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay Doğuş Çay. Garanti BBVA olarak bazı önemli hatırlatmalarımız var. Evden çıkmadan birçok bankacılık işleminizi dijital kanallarımızdan kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Garanti BBVA mobil ya da internet parolanız yok mu? Kart bilgilerinizi kullanıp anında alabilirsiniz. Ödemelerinizde paraya dokunmamak için lütfen kartınızın temassız özelliğini kullanın. Garanti BBVA ve diğer tüm bankaların ATM'lerinden para çekme ve yatırma işlemlerinizi ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Mümkün olduğunca evde kalalım, temastan kaçınalım, sağlığımızı koruyalım. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. Dört farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere yüzde yüze yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com Ajans Press gruptan sınırları aşan bir teknoloji. Bu salı BİM'de Genevili hoş geldin bebek çantası 59 lira 90 kuruş. Johnson's Baby 500 mililitre bebek şampuanı 8 lira 95 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün birçok çeşit bu salı BİM'de. Türkiye'nin en büyük çay fabrikalarında özenle üretilen doğuş filiz. Her bardağı berrak, mükemmel ve leziz. En güzel çay Doğuş Çay. Tarihin parladığı anlarda Profesör Kerem Alkin ve Profesör Emre Alkin'le küresel ekonomik krizlerin, tarihteki küresel ekonomik krizlerin bizlere öğrettiklerini tartışıyoruz. Geleceğe bakabilmek için. Emre hocam 29 krizi üzerinde duruyorduk. Son son bir güzellik ee, var onu anlatayım. Sonuç sonuçlarını krizi, biraz daha krizi fırsata çevirilir mi falan diye soruyorlardı. Ben diyorum ki bir tane adam çevirmiş. O da çok enteresan. Roosevelt. Roosevelt o sırada bakıyor ki Amerika Birleşik Devletleri en çok dış ticaret açığını Çin'e veriyor. Şaka diye o zaman da Çin'e veriyormuş. Ne yapacağız diyorlar? Nasıl olacak bu iş diyor? Yani Çin'i bir çökertme planı yapıyorlar. O zaman da Çin Yuan'ıyla e, gümüş beraber sirküle ediliyormuş eş anlı bir şekilde yani Çin yuanı ile şey e, gümüş eş anlı e, işlem yapılan iki tane şey çok ilginç e, enteresan diyor ki zenginlere bakın diyor size acayip destek verdim New Deal'ı ortaya çıkardım hepiniz çöküyordunuz ben sizi aldım yerden kaldırdım bak demiryolu şirketleriniz oldu araba şirketleriniz Ford falan devam etti. Ne kadar gümüş varsa dünyadan toparlayacaksınız diyor. Çekiyorlar gümüş. Bütün gümüş fiyatları hocam bir tavan yapıyor. Çin yuanı da tavan yapıyor. <laughs> Ve ihraç ürünleri öyle pahalı hale geliyor ki Çinler üretemez hale geliyorlar. Korkunç bir e, deflasyon. Çok da bir şey ürettiği yok zaten. Evet, Çin'de yok olur. o zaman fena. Yok hocam bayağı mal gidiyormuş Çin'den. Bir deflasyon yaşıyorlar korkunç. Yani elde kalıyor çünkü bütün stoklar. Bunun üzerinde hocam yüzde %1 milyon enflasyon yaşıyorlar. 1936-1943. Japonlar biliyorsunuz işgale gelir. Peki kim kurtarıyor hocam? Amerikalılar yine kurtarıyor. Yani bir tuhaf bir evet. hikayedir bu. İşte Bir kısmını AB'de bir kısmını Sovyetler Alıyorum. ve Mao'nun daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nde kurduğu Çıkışı, dönem. Yani rejim değişikliğine evet. yol açıyor. Alıyorum zaman, te Alan, zaman teybini şöyle bir yapıyorum. 60 sene sonra sene 2004. Amerika diyor ki bak seni Dünya Ticaret örgütünü alıyoruz ama bir şartla 1 dolar 8,35 yuan. Bu 8,35 yuan'ı diyor yaklaşık 6-7 sene içerisinde e, kur sistemini değiştireceksin. Döviz kuru sistemini Çin olarak 1 dolar 4 yuan'a getireceksin. Getirdi Çin mi? diyor ki söz veriyorum 5,9'a geldiği anda Çin'in ihracatı tökezlendiğini gördükleri anda Evet. Çinliler vazgeçiyorlar kavgada sonra başlıyor 7.2'ye kadar geri getiriyorlar Sabitledi mi şu anda? Sabitlemiyor düşmesine hala göz yumuyor Çin Hocam Emre hocanın bahsettiği şu New yıl üzerine de yeni anlaşma diye belki tercüme edebiliriz Onun üzerine de biraz duralım çünkü şu anda ABD'nin bunu yaptığı söylüyorlar Yani Trump ekonomiye ciddi miktarda para zerk ederek hatta vatandaşlara Belki çukur açıp kapattırmıyor ama onu bile yapmadan karşılıksız yani para, e, para vererek aslında yeni bir New Deal arayışı içerisinde bunu yapan da Cumhuriyetçi bir başkan. Gerçekten öyle mi? Neydi New Şimdi Deal? Şimdi burada temel konu şu, konu buraya geldiği zaman e, kamu elindeki bütün imkanları seferber eder. Bu boyuttaki küresel sistemde patlak verip dünyadaki bütün ulusal ekonomileri sarsan krizlerde Elinizdeki üç silahı kullanmak zorundasınızdır hocam. Para politikası silahı, maliye politikası silahı ve direct control policy deriz. Direkt kontrol politikaları. Neoliberaller 1990'lı yıllarda en büyük kavgamondur benim e, literatür olarak. Direkt kontrol politikalarını enteresan bir şekilde unutturdular bize. Direkt kontrol politikaları nedir? Mesela Cumhurbaşkanlığı hükümetinin almış olduğu emeklilerde en düşük ücretin 1500 lira olması veya emeklilere Doğru. iki bayramda ikramiye verilmesi bu bir direkt kontrol politikasıdır. Yani otomatik olarak ülkemizdeki önemli bir kesimi oluşturan emeklilerimizin satın alma gücünü arttırıyorsunuz. Bu vergi değil, para politikası değil. Bu doğrudan hükümetin Doğru, doğrudan direkt, direkt direkt müdahalesi. Bunlar önemlidir. şimdi bu yönüyle bakıldığı zaman Roosevelt para politikasında kullanmış sonuna kadar maliye politikasında kullanmış. Vergi indirimleri, çok ciddi kamu harcamaları, bu kamu harcamalarının finansmanı için Amerikan federal hükümetinin boşlanması umurlarında bile değil. Mühim olan bu krizin atlatılması. 33 ile 39 arasında bu kadar geniş çaplı para politikası, maliye politikası ve direkt kontrol politikalarıyla ancak Amerikan ekonomisini krizden kurtarmışlar. Zaten hemen 39'da da İkinci Dünya Savaşı patlamış. Eğer Franklin Roosevelt gelip bunu hayata geçirmeseymiş bunu atlatmaları mümkün değildi. Roosevelt 33'te göreve gelene kadar 4 yıl Amerika tarihinin en büyük faciasını yaşıyor. O faciadan sonra ancak bu programla Amerika'yı İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına krizden çıkmış olarak yetiştiriyorlar. Evet, yani devasa bir takım projelerin devlet ediyle büyütülmesi. Büyük, büyük e, altyapı projeleri, köprüler, otoyollar, e, demir yolları, çok büyük barajlar, tabii çok büyük dönem. barajlar vesaire evet. orada bin, on binlerce yüz binlerce insanı çalıştırıyorsun. Bugünkü e, yüksek inşaat teknolojisi o zaman yok ki. Yani tamamıyla yine emek gücüne dayalı. O Panama Kanalını falan yapmışlar arada. O daha evet. Tabii, tabii. Panama Sürekli Kanalı yani, 12. Yani, tabi yani, Onu yani, yani o, o günün var olan yani teknolojisiyle. Çılgın projelere imza atıyorlar adamlar aynen. yani öyle bir şeyleri bu dolayısıyla ekonomiye müdahalede hiç korkak davranmamışlar. Yani dev tersaneler. Baya girmişler içine. Dev gemiler. Şimdi hocam sizin alanınıza giriyor. Bizim haddimiz değil. Estağfurullah. Ee, Almanya U botlarla o meşhur Stratejik Denizaltılar. denizaltılarla okyanusta denizlerde avantajı elde ettiğini zannederken yıkılma nerede oluyor? Amerika nerede yapıyor? Amerika bir günde 10 bin gross tonluk gemi indirmeye başlıyor. Tabii, tabii. 10 bin gross tonluk bir gemiyi her gün denize indirmeye başlıyor. Ondan sonra zaten evet. Almanya bitiyor. Yani Pearl Harbor'da Amerika da... Birleşik Devletleri kafaya koyduğunda 10 bin gross evet. tonluk gemiyi bir günde tersaneden indiren bir ülke böyle seferber oluyorlar. Dolayısıyla çaktırmaz Amerika ama dünyanın en büyük tarım üreticisidir. Şey üretme kabiliyeti çok, çok yüksek falan. hocam. Evet. E, şeyle Roosevelt'le beraber kazanıyorlar. O yüzden de Amerikan siyaset dizilerinde hep ne kavgası görürüz. E, o eyalette tersane vardır. İşte valiyle hmm. e, senatörler birbirine girerler falan filan. Çünkü ama Amerika... şey var. Yani Roosevelt'in gücünden Hitler de haberdar. Hatta Amiral Yamamoto'nun Pearl Harbor baskınıyla e, ilgili Sürekli baskı yapılmasına fevkalade aslında muhalefet ettiğini ve zorla girdiğini yani o Japonların en büyük amirali diyor ki bu böyle olmaz. Onu da öyle bir anda diyor tahrip ederim ki bir daha ayağa kalkmasınlar diyor. Ama, Ama olmuyor. Orada tabii tarihte tesadüf var mı yok mu var, hep tartışılır. Var. Tarih e, disiplininde büyük uçak gemileri o sırada Pearl Harbor'da değilmiş, değiller. değilmiş. Tatbikat yapmak için pasifiye Fasifiye açılmışlar. açılmışlar. Halbuki onların orada bulunduğu esnada gerçekleşmiş olsaydı Tabii, muhtemelen o da bir konu. farklı Tabii, farklı olurdu. Amiral Yamamoto'nun depresyona girdiği söyleniyor. ABD Deniz Kuvvetleri İstihbaratı'nın Roosevelt'e bunu verdiği, Franklin Roosevelt'in bu nedenle tatbikatı önceden başlatıp bazı gemileri gönderdiği ya, dolayısıyla bu saldırı... gel mi yapmış? Falan filan. Yani, falan. yani bir, bir sürü şey konuştuk. İşte geriye da, dönerse bunu da, her şey mantıklı. Ayrı, ayrı bir programda evet, ele artık. alırız. Ee, biz... Küresel ekonomik krizler tamam hocam. silsilesine devam edelim tamam hocam. ama en sonunda dönüp dolaşıp 29'a e geleceğiz tabii yine tabii. pandemiden bahsederken 1973 petrol şoku var yani bu bir pandemiden kaynaklanmıyor bu Doğru. aslında Arap İsrail savaşlarından Doğru kaynaklanıyor hocam. 1973 işte Yom Kippur Savaşı denilen ya da Ramazan Savaşı denilen ee bir tabii. savaş Ben Gurion'un tankları zincirle indirdiği şeydir biliyorsunuz. Apansız yakaladı. Öyle iddia edilir. Ama ee, bu savaş sonucunda tabii. Arap ülkeleri, Arap petrol ihraç eden ülkeler e, İsrail'e ve İsrail'e yardım eden ülkelere petrol satmamak kararı aldı. Başta karar Amerika alıyor. olmak üzere. Şu 11'i bir getirelim. Tabii. Bakın bu neye yol açmış. Adam hemen fotoğrafı koymuş benzin istasyonunun önüne. Demiş ki benzin yok. Benzin yok. Gelmedi daha resim gelecek. <laughs> Hah, evet. geldim, ha geldi mi? Şimdi tabii hocam şöyle e, petrolün bir emtia olarak borsalarda işlem görmediği zamanlarla başlıyor bu aslında. OPEC ülkeleri dünya üretiminde çok güçlü. OPEC haricinde üretim yapanların da dünya üretiminde çok fazla yeri olmadığı bir dönemde Arap-İsrail savaşında Amerikalıların özellikle İsrail'in tarafında olmasına ve farklı ülkelerinde İsrail tarafı olmasına Araplar diyor ki biz size bundan sonra petrol falan satmayacağız. Ben hatırlıyorum. Kerem de hatırlar. 5-6 yaşında babamla beraber arabayla gider. Tarabya'dan benzin alırdı. Karneyle benzin alınan dönemdi. İkincisi zaten 1980'de geldi. ikinci petrol şoku. Şöyle diyeyim. 38 dolardan 55 dolara ardından da 80 dolara çıkıyor. 73'te. 73'te. Tabii 80, 80, dolar. 80 doları o zaman Korkunç acayip bir fiyat. 1000 dolar gibi bir şey neredeyse. E tabi kimse petrol falan alamıyor. Fakat ne oluyor biliyor musunuz? Ee, Nixon biraz da hani becerikli beceriksiz olduğu hani tartışılan Nixon sonunda Bretton Woods parasal sistemini de gözden çıkararak birçok emtiyanın borsalarda serbestçe işlem görmesinin önünü açıyor. İlginç bir şekilde. Yani bir intihar girişimidir. Fakat başarılı bir intihar girişimi. Mesela altın karşılığı devam eden para sisteminde İsviçre'lileri memnun edecek bir hareket yapıyor. Altını serbest dolaşıma açıyor. Tamam bundan sonra diyor Bretton Woods yok diyor. Ardından da petrol serbest dolaşıma başlıyor piyasalarda. Kontratlar yapılıyor vadelilerde. Çını sıkı durun 19 dolara kadar çöküyor. Ne zaman ya yani ne kadar sürmüş 73 krizi? Hocam 7 yıl. 1980'de yani 7, 7 yıl, evet. İtalyan asıllı tam bıçkın bir Amerikalı zehir bir adama diyorlar ki ...sana Amerikan devleti olarak görev veriyoruz. <laughs> OPEC'in petrol fiyatını belirleme tekelini elinden kıracak şekilde New York Merchandise Exchange, New York MTA borsasını evet. kuracaksın diyorlar. Ee, ve dolayısıyla New York MTA borsasını kuran bu bıçkın İtalyan ben kendisi tanıdım. Büyük bir mücadeleyle 6 sene içerisinde petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı Tabii. OPEC Üstelik de Viyana'da, Avusturya'da kurulmuşlar, orada enteresan. Demek ki Araplar herhalde soğuk ve Viyana gibi bir şehri istiyorlardı. Oradır merkezi. O Pekin. Ondan sonra orada 11 Arap, iki tane de Latin Amerika ülkesi bir tanesi de Venezuela olmak üzere onların elindeki fiyatı belirleme tekelini New York Merchandise Exchange ile emtia borsasıyla şey. kırıyorlar. Hocam 19 dolara kadar düşüyor. Kimler krize giriyor? Bir Venezuela, Meksika Nijerya üçü birden korkunç krize giriyorlar. Araplar? E, hocam Araplar zaten bitik ama ciddi bir petrol stoku var. Sonra Kerem Alkin hocanın e, sunumları var. 3-4 senedir. E, aynı senaryoyu biz 2002 ve 2016 ar 2012-2016 arasında da yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri petrol talebinin %65'ini 2005 yılında dışarıdan karşılıyormuş. Sonra bir taktik değiştiriyor. Diyor ki biz bundan sonra Petrolü üretmeye başlayacağız diyor. Ama bir de bu kaya gazı hikayesi. Tabii ama dışarıya bağımlı olmayacağız diyor petrol. Üretiyor, üretiyor öyle bir üretiyor ki 2000 galiba 20 yılında bu sene ...yüzde %15 %15'e kadar bunu düşürdüler. Amerika 13 yılı Nisan'ında Başkan Obama'nın Oval Ofis'te önüne 10 yıllık Afganistan Irak operasyonları raporu konuyor. Hatta rivayete göre bu raporda 6,3 trilyon dolarlık bir fiyasko savunma operasyon harcaması var ama Amerika için fiyasko Ne Afganistan ne Irak operasyonları petrol ve doğal Amerika'nın istediği stratejiyi sonuçlandırmıyor. Hatta çok kibar olduğu ifade edilen Obama'nın ilk defa Oval Ofiste raporun yönetici özetini okuduktan sonra çok ağır bir galis küfür ettiği de söyleniyor. Bu vesileyle Amerika bunun üzerine 1972 yılından itibaren 41 yıl boyunca e, petrol ve doğal gaza koymuş olduğu ihracat yasağını kaldırıyor. 2000 e, Kanada'ya başlıyor. 2016 yılında ilk satışı e, İtalya'ya yapıyor. Anadaylı, e, Kanada ile Kanada Aslında. Ama şey 2018 olay. yılında da ilk doğal gaz satışını da e, Polonya'ya yapıyor. Yani Amerika, şey Amerika Birleşik Devletleri o tarihe kadar petrol ve gaz ihraç etmiyor. i̇hraç etmiyor, etmiyor, etmiyor. yasak etmiyor. var. Yasak, yasak İlk yasak defa Obama'nın şey, o raporu okumasından sonra ulusal, ulusal kaynaklar e, ihraç edilemez e, diye bir karar var. E, Baya bir korumacıymış. Bak, korumacı tabii. ve şöyle oluyor hocam e, 149 dolara kadar petrol çıkıyor. Fakat Amerika Birleşik Devleti, Suudi Arabistan'dan daha fazla petrol üretmeye başlayıp bir de stratejik rezervleri açınca vallahi yüzde 60 falan düşüyor fiyatlar. 5 milyon. İnanıyor ülkeler krize giriyor. Günlük yani. 5 milyon varilden 2013 yılında 5 milyon varilden. Şu anda 12,4 milyon varille tabii, tabii. Suudi Arabistan Rekor. ve Rusya'ya geçerek dünyanın bir numaralı günlük üretim üreticisi Hocam, oldu ABD. Petrol, AV'de. petrol fiyatlarını özellikle Kasım ayından itibaren, bu koronavirüsün Wuhan'da, Çin'de çıktığı andan itibaren çok konuşmaya başladık. Bu fiyatların düşüşünde yahut artışında üretim miktarıyla kullanım arasındaki ilişkine, kullanım azaldığı için mi düşüyor şu anda? İkisi yoksa de. İkisi de. Şimdi bir ABD e, e, Rusya'yı ve Suudi Arabistan'ı vurmak için, Rusya'yı başka amaçta vurmak için Suudi Arabistan'ı da daha fazla kendine bağımlı hale getirmek için e, müthiş bir üretim sıçraması yapıyor. O zaten fiyatı vuruyor. Üstüne de biraz sonra konuşacağımız olan e, koronavirüs krizinin küresel çapta dünya ekonomisine sebep olduğu önce arz şoku ardından da Küresel ekonominin ya da ekonomik literatürün en çok korktuğu talep şoku geliyor. O arz ve talep şoku e, dünya petrol fiyatları üzerinde ekstra çöküşü de beraberinde getiriyor. Esasen tabii çok ayrıntılı konuşacağız. Bir Biraz sonra kısa bir ara daha vereceğiz iki dakika sonra. Evet. Sonra da yoğun olarak bunları konuşacağız ama e, ironik bir durum yok mu? Yani Rusya'ya diş çöktürmek için siz petrolü, alıyorsunuz, petrol fiyatları dolayısıyla doğal gaz fiyatları düşüyor. Rusya ekonomisi bunlara bağımlı, böylece onlar bir sallanmaya başlıyor. Ama ikinci bir düşmanınız hatta daha büyük stratejik düşmanınız var Çin. Onun içinde petrol ucuzluyor. Evet. Adam piyasadan petrolü daha ucuz alıyor. Doğru. Bir de dostunuz var. Son zamanlarda da çok dostunuz olmuş Suudi Arabistan. O da karnına bir yumruk yemiş gibi hissediyor. Hocam ben yani, e, şöyle e, Amerikan siyasetini siz benden iyi biliyorsunuz. Ama bir Amerikalı için benzinin pahalı olması hoş bir şey değil. Evet. Ben e, bizi seyrediyorlar. Ta Kaliforniya'dan şimdi akrabalarımız. Bir benzinciye girdik. Bir depoyu dolduralım dedik. Vallahi hocam çok pahalı. Yani Türkiye'de biz hani pahalı diyoruz. Hani satın alma gücü aynı olmamasına rağmen bir Amerikalı için bile benzinini doldurmak yani depoyu doldurmak pahalı hale. geldi. bu pahalı hale geldi mi hocam vatandaşın oy verenlerin bir ruh hali değişiyor. Yani mesela mesela herkese bin dolar Kaliforniya'daki birçok yer ya bin dolara ne yapacağız nasıl yaşayacağız ya yani bin dolar versen de ne olur gibilerden bir reaksiyon veriyorlar. Dolayısıyla benzin fiyatının çok yüksek olması iktidarı götüren sebeplerden olarak adlandırılır. Özellikle eyaletlerde buna çok dikkat edilir. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasetçiler özellikle başkanlar bir dönem daha seçilebilmek için yani Suudi Arabistan'ı korumayı her şeyi bir kenara bırakırlar. Bu konuyu Gündeme yani getirebilirler o zaman yani işte gelen bir İç şeyden siyaset, bahsediyoruz. Siyaset yani, yani bu yıl Amerikan seçimleri var. Koronavirüsün etkisi ve zaten Amerika'nın Tabii, üretimi hocam. artırıyor olur. Şimdi İç alanınıza girmek yani. haddimiz değil. Tabii. Hep bunu ısrarla vurguluyorum. Af diliyorum. E, i̇zleyicilerimizi de rahatsız etmek istemem ama hani uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi alanınız. E, sunumlarda yaklaşık bir seneden beri kullandığım bir grafik var. Amerikan başkanlık seçimlerinde ...görevde olan başkanın seçimi kaybetmesi veya kazanmasıyla... E, ...bir galon benzin fiyatı arasındaki ilişki. Hikaye şu. Amerikan halkı eğer bir galon benzini 3 dolara ve üstüne alıyorsa... ...o dönemde görev yapan başkanın bir daha seçilmesi ihtimal dahil değil. Kıyamet dedi. kopar öyle bir şey yok yani doğru. Dolayısıyla Venezuela'da Maduro'nun iktidardan düşürülmesi... Ufak defeksiyeye operasyonları ile ilgili süreç ne zaman başladı? Bir galon benzin Amerika'da 2,85 dolara dayandığında. Çünkü Venezuela, hı hı. Madurodan önceki vefat eden Venezuela devlet Chavez. başkanı Chavez, Chavez Amerikan benşeli petrol şirketlerini kamulaştırdığında Amerika kendi halkına. İnanılmaz ucuza akaryakıt temin etmesini sağlayan en ucuz ham petrolü kaybetti. Venezuela coğrafi konumu itibariyle ve dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülke olarak en ucuz petrol üreten ülkeydi. Bu nedenle Amerika o şirketler sayesinde Amerikan evet. halkına inanılmaz ucuz akaryakıt Şimdi sağlıyordu. Şimdi yine burada bir, bir örnek virgül, vermek bir için. virgül koyalım. Bir araya gidelim ama. Tamam. Petrol ve uluslararası ekonomi ilişkisine de kısa bir aradan sonra değineceğiz efendim. Tarihin parladığı anlarda Profesör Doktor Kerem Alkin ve Profesör Doktor Emre Alkin'le tarihteki küresel ekonomik krizler ve çıkartılacak dersler üzerinde durmaya devam ediyoruz. Hocam bir 1997 Asya krizi var. O Asya krizine isterseniz bir hocam, bakalım. Hocam biraz çok komik. Bölgesel ama etkilediği ülkeler önemli. Çok, çok Oradan da bütün dünyaya yayılmış bir on numaralı resmi getirelim haritayı. Bu krizi aslında Malezya, Tayland, Filipinler, Endonezya, Güney Kore. Hocam çıkışı Güney buralarda, Kore. buralarda çıkıyor. Çıkışı Güney Fakat Kore. bütün dünya etkisi altına alıyor. Nedir bu? Şöyle hocam, e, Çin, e, Çin'i çok kıskanan Güney Kore kendince bir büyüme operasyonuna girişiyor. Operasyonun amacı şu. Büyük holdingler kuracaklar. Buna çiğbol deniyor Güney Kore'de. Çiğbol nedir biliyor musunuz? Çok affedersiniz. İğne iplikten don lastiğini, oradan araba lastiğini, oradan da araba üretimine kadar iştiraklara sahip böyle devasa holdingler kuruyorlar. Çünkü bunları tabii finansman bulmak da lazım. Bunlardan o kadar çok kuruluyor ki ve bir anda hepsi birden batmaya başlıyor. Hatta bugün yani isimlerini anlamayacağım. Hani reklam üst kurulunun hani uyarıları sebebiyle. Bir de, takım önemli devasa onlar, Kore, Kore on, şirketleri. Onlar da sarsılıyorlar korkunç bir şekilde. Hmm. Çünkü bunlar Çin ve Japonya'ya karşı ee, yani en güçlü kurumlar biz olacağız diye. Hocam çok felaket. Bir de deniz aşırı bunların fabrikaları var. Bölgede Güneydoğu Asya'da şu aşağıda görüyorsunuz. Bundan bundan mal tedarik eden firmalar var. Ve ilk defa tedarik zinciri yönetiminin doğru yapılması gerektiği Asya kriziyle ortaya çıkıyor. Çünkü anlaşılıyor ki ben 10 tedarikçiyle çalışıyorum diye övünen firmalar o 10 tedarikçinin arkasında sadece 2 tedarikçi olduğunu bilmiyorlarmış. Mesela o Güney Koreliymiş. Latin Amerika'dan Amerika'ya hatta Türkiye'de de bunun, bu krizin sesleri duyuldu. Çünkü Güney Kore firmalarıyla çalışanlar vardı. Çok ciddi Asya krizi. Putin'in bir de bak. o, o sene Putin'in bir de şeyi var biliyorsunuz meşhur. Ben borçlarımı ödemeyeceğim de daha iktidara Geldi. gelmeye yakınken yakınken 1998'de biliyorsunuz o siyaset yükselmeye başlıyor. 99, 99'da geliyor. Ödemeyeceğim borçlarımı diyor. Brezilya'ya yayılıyor Etkileri oradan. bu şeyle başlıyor. Tayland'da başlıyor. Tabii, tabii. Güney Kore'de tabii ki hız kazanıyor. Tabii. Ve IMF e devreye giriyor. Mecburen. Aa, Mecburen. Orada hocam tam Japonya'da tam sizin alanınıza girecek olan çok kötü bir sahne var. Ve bu kötü sahneyi muhtemelen öyle ya da böyle Asya sonra Hiç mutlaka G7'lere ödettirecek. Ee, Japonya'nın da aslında unutmaması gereken bir sahne. Çok meşhur bir fotoğraftır. Ee, bir Amerikan Zırhlı gemisinde bir Amerikan savaş gemisinde Japon imparatorunu temsilen ya da Japon imparatorunun kendisi onu siz hatırlarsınız. Yok imparatoru temsilen i̇şte orada temsiliyorsunuz şey e, Amerikalı Amerikan, subaylar masada otururken Maca, MacArthur masada otururken MacArthur, onlar oturuyor ayakta, ayakta teslim şey, alınıyor. Onun aynısını Missouri gemisinde. IMF'in IMF'in o zamanki Fransız başkanı uluslararası para fonunun Fransız başkanı Endonezya Devlet Başkanı Suarto'ya yaptırdı. Aynı fotoğraf. IMF Başkanı masada oturuyor. Suarto ayakta bükülmüş vaziyette Endonezya ekonomisini kurtarmak için IMF anlaşmasına imza atmak zorunda kalıyor. Ekonomiler kendilerine yaptırılan bu tür şeyleri hayatta unutmazlar. Ondan sonra Fransa'da Cumhurbaşkanı olacağı ihtimaliyle kendisine özel hayatı ile ilgili operasyon yapılan Dominik Strauss-Kahn 2008 küresel finans krizi başladığı andan itibaren dedi ki bu krizin en büyük müsebbiblerinden bir tanesi de biziz çünkü uluslararası para fonu olarak bütün dünyaya bu neoliberal politikaları biz empoze ettik artık kafamızı değiştirmemiz gerekiyor dedi ve çok büyük bir popülarite kazandı ama muhtemelen Sarkozy heriften nefret ettiği için ve onu da kendisine en önemli rakip gördüğü için adama New York'ta otel odasında tam Amerikan siyasetine yakışır bir şekilde bir hizmetçi özel, kadına bir hizmetçi kadına operasyon yaptılar. Ha, Cumhurbaşkanı Domiştrasyonun özel hayatında bu şey yok muydu? Açığı yok muydu? vardı ama bunu kullanarak adamı şey Şimdi, yaptılar. Şimdi, hocam ama bir François şey var. Holland, Sarkozy'yi yendiği zaman hmm. içimin yağlarının eridiğini ifade etmem lazım. Endonezya devlet başkanı Suartoya. Hmm. O Japon İmparatorluğu'nun teslim olması şeklinde o IMF Başkanı kamdesüsün o masada o, o imzası Asya tarafından hiçbir zaman unutulmayacaktır. Hocam, 98 evet, Hollanda'nın da bir ha. motosikletle fotoğrafını hatırlıyoruz ama, kaçış fotoğrafı. Hocam, 98 e, krizinin en önemli e, bence e, miyeng taşı, Japon ekonomisini o gün bugündür belini doğrultamaması oldu. Hata şu, Japonlar o zaman dünya devi. Japonlar aşağı, Japonlar yukarı, Japon markaları işte işgal ettiler bütün sanat eserlerini sattılar. Japonya'da satın bankacılık sistemi çöküyor. Ama nasıl çöktüğünü anlatayım? Aslında kendileri çökerttiler. Bir kere Bank of Japan, Japon Merkez Bankası'nın çok hatalı birkaç operasyonu oldu. Yani Japon yenini düşük tutmak Amerikan dolarına karşı çok ciddi para kaybettiler çünkü gelen çağlayanı durduramadılar. Çağlayan şu. Japonlar Japonya'da kendi genel merkezlerinin batışını görünce dünyada ne kadar aktifleri varsa golf sahalarından tutun sanat eserlerine kadar satıp bu dolarları Japonya'ya getirdiler. Ve Japon yenine çevirdiler. Japon yeninin değeri şimdi sıkı durum. 1 dolar 401 yenden 36'ya kadar düştü. Korkunç bir şey gün içinde. Japonya ihracat yapamayacak hale geldi. Yani tam kendi şirketlerini kurtaralım derken getirdikleri katar katar dolarlarla Japon yenini yükselterek krizi iyice perçinlediler. Japon Merkez Bankası da çok eskilerden kazanılmış bu paralarla elde edilmiş aktiflerin likide edilip Japonya girişini durduracak bir güç sergileyemedi ve battılar. Ve halen şu anda bataklar. Yani korkunç bir deflasyon var. Buna rağmen büyük bir hayat pahalılığı var. İhracat sendeledi bir de Fukushima santraliyle darbe yediler. Faiz vesaire. eksi herhalde değil mi? Japonya? Faiz eksi. Evet, re negatif reel faiz uyguluyorlar. Şimdi aynı dönemde Avrupa'da borsaların çöktüğünü görüyoruz. Tabii, tabii. Hindistan'da. E, paralarını Ruki... çekti hocam Şey Japonlar her yerden. Kendini kurtarmak için parayı çekti. Tabii tabii her yerden Amerika şekilde, çöktüğü, Japon Amerika'da borsa çöküyor ve tabii, işsizlik artıyor. Tabii, tabii. Ve Latin Amerika'ya kadar yayılıyor. Doğru. Yani bu küresel bir krizi nasıl küçük bir coğrafyadan çıkıp tabii. bütün dünya yetkisi alınıyor? Hocam Brezilya göstere... tahvilleri almışlardı. Bir Brezilya eyalet başkanı o zaman eski cumhurbaşkanı dedi ki ödemeyeceğim ben borçları Putin'e özendim ben dedi Japonlar iyice çılgına döndüler. Çünkü Japonlara borç vermişler. Sonra ne oldu? 1970'li yıllarda e, ilk parasalcı yaklaşımla bir ülkenin merkez bankasının ekonomide yönetmesi gereken likitte büyüklüğünün ülkenin milli gelirinin gayri safi yurt şahsasının yüzde beşi civarında olmasına dair para tabanı. Il ilk para tabanı yaklaşımını ortaya koyan Milton Friedman 98 yaşında Japonlara dedi ki, size önerim e, her Japon vatandaşına tüketimi arttırmak için ve Japon ekonomisini ağır durgunluktan resesyondan kurtarmak için bir talep şoku değişikliği yapın, herkese e, bin dolar dağıtın dedi. Allah Allah. Japonlara dediler ki, abi bu Japonlar bize hiç, uymaz bu işte. Ya. O kadar tasarruf manyağıyız ki, biz bunu devlet olarak veririz Japonlara. Bunlar yine deli gibi giderler. Onu tasarruf manya demiş. Fredman dedi 98 F yaşında F F Fredman kendisine da yıllarda ne o üniversite yemekhanesinde bedava yemek mi? O ne ya falan diyen adam değil mi? Tabii tabii. Yani katiyen Şimdi çok böyle şeylere karşı çıkan. Bu son küresel e, koronavirüs krizinde ABD Başkanı Trump, Milton Fredman'ın teklifinin aynısını gündeme getirdi. Her Amerikan ebeveynine biner dolar, her çocuğa da 500'er dolar olmak üzere iki çocuk ve çiftten oluşan 4 kişilik Amerikan ailesine 2.500 dolar vermeye hazırlanıyorlar. Bir sefer mi? Her ay mı? Bir sefer. Bir sefer verecek ama işte... Ama 2.500 dolar <laughs> Amerikan halkının önemli bir kısmını için hem Boston'da akrabalarımız var, hem Kaliforniya'da akrabalarımız var. Şu anda Long Beach'te her iki taraf da bizi seyrediyorlar. Onlar da doğrulayacaklardır. Amerikan halkının çok anlamlı bir bölümü için 2.500 dolar çok büyük rakam. Amerikan halkının şu anda %33'ü yarın sabah kalktığında çok özel bir harcamasını karşılamak amacıyla bankada 500 doları bile olmayan bir hane halkı. Ben sosyal medyada gördüm. Bugün Kaliforniya dediğiniz için. 30 bin evet. dolar bu arada teşhis konulmuş koronavirüsten tedavisi için bir Amerikan vatandaşından 37 bin Amerikan dolar sağlık hizmeti evet. 37 bin dolar istemiş. Ee, bu Sandiago, nasıl bir sağlık yüzlerce tank geçiyordu caddelerden. Tabii. Tankları se sevk ettirdiler. E, New York'ta da öyle. Şey geldi. Şimdi isterseniz hocam dedikleri. biz süratle şu 2008 krizini de bir değerlendirelim sonra son bloğumuzu tamamen Tabii. bugüne ayıracağız. Dünya tarihinden büyük arz ve talep Nedir şoku. Nedir 2008? Hocam 2008 yani krizi. Fransal kriz diye. Hocam 2008 krizi 1998 krizinin devamıdır. Ee, 1990 bir karikatür var 2008 Tabii. kriziyle ilgili. 8 numarayı getirelim diyor ki mükemmel fırtına. Yok. Kabul etmiyorum. Mükemmel fırtına 1929. Hayır. Bunu böyle isimlendirmiş yani yani karikatürde. Şimdi, şimdi karikatürde görüyorsunuz. O dönemde o dönemde bir film meşhurdu ya çok şimdi, meşhur. Şimdi, yani ortaya şeyi evet. koymuş. E, emlak piyasasını koymuş. Tabii, şimdi gen, hocam gençler bunları ne hocam yapıyor. bir tarafta Hocam bir tarafta e, bir kere foreclosure dedikleri şeyleri şeylere el koyma, evleri icradan sat, satılı satılığa çıkarma. Evet. Öbürü de subprime loans dediği kredi almaya hayiz olmayıp da ondan sonra kredi ve, e, bu kredi ha, kredi almaya hayiz olmayan insanlara kredi veren insanları söylüyor bankacılar. Sebebini anlatayım. Her şeyin başlangıcı 1998. 1998 krizi işte Putin'le başlayan süreçte Amerika Birleşik Devletleri birkaç hata yapıyor. Bunun üzerine FED yani Amerikan Merkez Bankası alabildiğine fonlamaya başlıyor. Adettir. Resesyon oldu mu Merkez Bankası fonlar. Hiç elinde korkak alıştırmaz. Fakat öyle bir fonlamış ki bu sefer de 2000'li yıllara geldiğimizde milletin elinde fazladan para kaldı. Şimdi bankalarda şaşırdılar ne yapalım diye. Lehman Brothers hatırlayın Türkiye'den gelip Ondan sonra restoran zinciri falan satın aldı. 7 <laughs> 7 evet. numaralı fotoğrafı da getirelim. Ondan sonra Bu bakın Lehman Brothers diye. Biraz sonra gösterecektim bunu ama tabii. adı geçtiği için. Aa, i̇şte Şimdi bu Lehman Brothers tabelasının tabii. Christie's müzayedesinde satılması için taşındı. <laughs> <gibi ya. gülüyor> o bir o bir klasik. Yani <laughs> batınca. Şimdi tabelayı satmaya götürmüşler müzayedeye parayı enteresan... etmiş mi bilmiyoruz tabii. Eee <laughs> tamamıyla dikilide tuzağına düştü Amerika. Ve bu likidite tuzağının sonucunda ahlak da çöküntüye uğradı. Kerem Hoca'nın dediği gibi ee, bu Glass-Steagall Act, yani Amerikan bankalarının hem bankacılık hem yatırım bankacılığı yapma işlevini yasaklayan 1933'te çıkan yasayı saygıdeğer Clinton kardeşimiz ve Al Gore'la beraber ortadan kaldırılması bizim gibi... Eli vicdanına ikisi açtı. Yahu ne yapıyorsunuz diye bütün dünyada ayağa kaldırdı. Aynen. Yapmayın hani böyle bir şey. Biz Stiglis, de tüm de, biz e, Paul iki, Krugman e, dediler ki iki Nobel ödülü Dediler ki ne yapıyorsunuz? Amerika'nın geleceği. Ya 60 yıllık bir yasak vardı. Aynen. Bu yasağı kaldırdılar artık bankaların yatırım bankacılığını yapması. 70 yıllık, 70, <laughs> 70 yıllık. Şimdi 2001'de biz bankacılık krizini yaşadığımızda Hemen müdahale edildi. Bankalarla aracı kurumlar bir kere birbirlerine ayrıldı hatırlarsınız. Tabii. Ali İhsan Karacan da buradan analım. Hani teşekkür ediyor Sayın Başkan bu girişimde bulundu. Ve dedi ki bankacılık başka şeydir, yatırım başka şeydir. Hocam ne oldu biliyor musunuz? Yatırım bankacısı, şimdi elde de para var. Bedavadan para geliyor her yerden. Sıfıra yakın var Ben ne yapayım? İşte Türkiye'den restoran zinciri satın alayım. Orada Mevduat Bankası dedi ki yahu herkese kredi verdik. Kime vermedik biz? Yahu diyor, emeklilere kredi vermedik. Vallahi, Vallahi iyi düşündüm falan diyorlar mesela. İşsize kredi verdik mi? Ya işsize kredi verilir mi? Verilir be. Son sokakta, falan. sokakta yaşayan adama, verir so verilir mi? verilir. sokaktan geçen adamlara kredi verdiler. Biz buna subprime diyoruz. Subprime'ın da subprime. Yani subprime ne demek? Prime olmayan müşteri. Yani kredibilitesi olmayan, itibarı olmayan müşteri. Ve bunu niye yaptılar? Biliyor musun? Ahlaksızlıktan yaptı. Şöyle. Bankanın Moral bilançosu, Hazard. bankanın bilançosu aktifi şişince hocam kar güzel çıkıyor. Fakat evet. bu karın nakit karı olmadığını herkes bilir. Bakın ahlaksızlık dediniz 2008 ile ilgili bir 5 numarayı da bir getirelim. Tabii, tabii. İnsanlar nasıl tepki göstermişler? Şimdi hocam öyle bir işte Aras'ta ben evet. ki, öyle bir ahlaksızlık bir yaptılar ki banka genel müdürleri banka yöneticilerinden hisse sahibi olanlar dedi ki ne kadar kar ettirirsek bankayı şişirirsek bilançosunu o kadar nakit çekebiliriz. Yani şöyle diyeyim var olmayan nakit karı Yok öyle bir şey. Bir de unutmayalım bizim bankacılık sisteminde pek olmayan bir de Amerika'da olan aşırı jestiyonlar. İşte şöyle bir şey. Banka kar ediyor ya oradan dedi hocanın dediği gibi jestiyonları da baslar hocam. Ne oldu biliyor musunuz? Sonunda bir Yunan adasında bu şişen şirketlerin bir tanesinin genel müdürü karısına Sezar ve Kleopatra doğum günü yapıyor. Milyonlarca dolarlık falan. Bunun görüntüleri ortaya çıkıyor. Sonra bankalar batmaya başlarken Senato çağırıyor temsilciler meclis gelin diye. Hepsi özel uçaklarına binip oraya gidiyorlar. Amerikan devleti diyor ki eyvah diyor bizim burada bir müdahale etmemiz lazım. Bütün banka genel müdürlerine yemin ettiriyorlar. Diyorlar ki size son bir iyilik yapıyoruz. Bize ellerinizdeki kağıtları, bono ve tahvilleri vereceksiniz. Biz de size bunun karşılığında para vereceğiz. Ama siz bu paraya gidip üstüne oturmayacaksınız. Siz gideceksiniz vatandaşa kredi vereceksiniz. Vermediğinizi anlarsak İki tane şey ortaya koyacağız. Bir kere kutsal kitaba bastınız yemin ettiniz. Bunun cezası biliyorsunuz. Bunun tersini yaparsanız biliyorsunuz Amerikan yasalarında var. Yemin ettin çünkü herkesin ortasında. İkincisi gelir diyor devralırız bankayı diye. Dört tane bankayı devralırlar. Bunu yapmadılar anlayınca. Merkez, yani kamulaştırdılar. Kamulaştırdılar. Kısk bir kamulaştırma yaptılar. İçeriye yönetici hmm. atadılar. Bizde de biliyorsunuz şeyde Kayyuma oldu. Kayyuma devredildi. Kay, kayyum yani. gibi bir şey oldu. Şimdi acımadılar yani. Ama ben size söyleyeyim. 2008 krizinin tamamen sebebi ahlaksız yani bol paranın getirdiği bir ahlaksızlık ve bununla alakalı olarak yani hakikaten şaşırtıcı yani Marx'ın ta hocam 1850'lerde bu bankalarla yatırım bankalarını birbirinden ayırın ikazını biliyorsunuz 1933'te ayak uydurduktan sonra sen gel 2000 yılının başında değil mi 1990'ların sonunda yani nedenle, çok... o nedenle mesela Türkiye korkunç bir şey. Böyle bir krizi asla bu ülkede yaşamamak için Mesela bireysel kredilerin hemen hemen tümüne sabit kredi şartı getirdi. Yani. Erken biraz aç. Onu şöyle Amerika Birleşik Devletlerinde bu söz konusu subprime dediğimiz iyi olmayan müşterilere satılan kredilerin çoğu yani da mali maddi durumu iyi olmayan yani aslında aldığı krediyi normal hayat şartını devam evet. ettirirken <laughs> ödeyemeyecek olan insanlara bile Amerika'da Yok, o, kredi verdiler. Verdiler ama o dönemde ödeyebildiğini zannediyordu. Çünkü Amerika Merkez Bankası faizi bir buçağa düşürmüştü o dönemde. Adam da ödeyebileceğini Tabii. zannediyordu. Unutulan şey şuydu. O zamanki ABD'nin 80 küsür yaşındaki başkanı Greenspan'ın bu faizi Fedin. altı buçuğa çıkaracağı Fed'in. Fedin. <laughs> Amerikan Merkez Bankası 6 buçağa çıkarınca o ya, fakir adamlar yüzde %8 faizle adam nerede ödeyecek ya o borcu? yani o bitti. şey mi? Ya. sabit değildi o zaman faiz yani faiz değildi. o yüzden de Türkiye'de bütün yasal düzenlemeler 2008 krizinden sonra yapılırken biz tarihi iki ol olay yaptık bir dedik ki hiçbir banka Türkiye'de Türk halkına yabancı para cinsinden bundan sonra kredi satmayacak asla çok çok önemliydi iki değişken faizi kredi yok bireysel kredilerin ve ev kredilerin tümü bundan sonra sabit krediyle çok önemli. Sabit faiz. Tabii. Tabi. Tabi. Şey, orada değişkendir hocam. Faiz yükseldi mi kusura bakma diye verirler. Fakat çok enteresan bir şey. Amerika'daki krizin e, örneklemesi 1.3 trilyon dolar batan kredi. Şöyle bir, 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 örnekleme yapayım. Şimdi siz bir ev alıyorsunuz. Ev 500 bin dolar. Gidiyorsunuz buna mortgage yapıyorsunuz. Tamam diyorlar. Fakat evin değeri bir anda yükseliyor hocam. Para bol ya. Emlak piyasası yüksek. Ev 900 bin de oluyor. Tak bankacı kapıyı çalıyor. Ya senin diyor 500 bin dolar evin var ya evet. O 900 bin dolar oldu diyor. Biz yeni diyor. Ekstradan kredi verelim mi sana bunun üzerinden diyor. Şimdi vatandaş diyor ki alayım ya bari diyor. Yüzde bir buçuk falan faiz diyor. Yani aslında subprime zaten bataktı. Fakat normal vatandaşı da batırdılar diyor. Bu yani 2008 krizi be. peki Amerika dışındaki ülkeleri niye etkiledi? Yani Avrupa'da sarsıldı yıllarca. Çünkü Almanya tarihinin en büyük hatasını yaparak çünkü Almanya Emre Hoca'nın yayının başında söylediği Enflasyon o korkunç yaptı. hiper enflasyonu yaşamış bir ülke olması nedeniyle e, maalesef e, Avrupa Merkez Bankası'nın o sırada krizin Avrupa'yı vurmasını engellemek için yapması gereken parasal genişlemede Almanlar kendilerinden geçtiler. Dediler ki aman bu korkunç enflasyona yol açacak. Çünkü onların maalesef aşırı parasal sıkılaştırma anlamında bir takıntıları var. O dönemde e, şeyin başında da Trisha vardı. E, Jean e, sonra Hollanda kökenli Al e, Avrupa Merkez Bankacı ama Alman kökenliydi. Bundesbank ekolünden geliyordu. Zaten tam Almanların hoşuna giden adamdı. Fransa zar zor onu uzaklaştırdılar. Trişe'yi getirdiler. Trişe de kitlendi mi? Mario Draghi. Süper Mario Draghi. O kurtardı Avrupa'yı. Ama işte, trişe bir de, Almanlar hı yapınca Trişe de takıldı. Avrupa göz göre göre bir ufak tefek Avrupa Merkez Bankası dokunuşuyla kendilerinde böyle bir kriz yok. Dokunuşuyla yapabilecekken kendi elleriyle, kendi elleriyle bu küresel finans krizinin Avrupa'ya bu kadar ağır darbe Ama vurmasına en, sebep oldular. en büyük oldular. darbe de herhalde Alman ya da Fransa ekonomisine değil. işte Yunanistan'a Vuruldu. Portekiz'e vuruldu. Hocam şöyle oldu. Bunlar bun... niye en fazla etkilendi? Hocam şimdi bu para işi onları da zaten ahlakını bozdu. Evet. Yani çok net olarak. Yani mesela kazanmadıkları e, kadar yani para harcadılar. Yunanistan İtalyanlar. Yunanistan'ın halen kamu borcunun milli geliri oranı %190'larda falan seyrediyor. Yani azaltılmış. Bugün bile. Hali, bugün bile. Bu yani. azaltılmış hali. Ee, Japonya'nın söyleyeyim %287 falan şu anki hali. Yani kamu borcunun milli gelir oranı. İşte Lübnan Bilosu geçenlerde batışını ilan etti. Onlar da %174. Şimdi sıkıntı şu hocam. Amerika'ya mal satmak güzelmiş. Amerika dünya ithalatının %15'ini yapıyor. Dünyanın en büyük milli geline sahip. Amerika'ya mal satma kesilince 2008 krizinde para akışı da durdu. Yani mal mukabile akış durdu, mal birimleri açısından akış durdu vesaire. Tabii ki yani biz de aslında Amerika'ya mal satan yani birinci ülkelerden değiliz ama fena da değiliz. Fakat Amerika'ya mal satışının kesilmesi, Amerikan halkının bir e, depresyon içine girmesi, moral bozukluğu içine girmesi, hatta Amerika'nın biraz korumacı işte demin de anlattığımız e, bir havaya bürünmesi dünyada enteresandır. E, Birçok ülkeyi bozdu. Çünkü Avrupa Amerika'ya doğrudan mal satan bir ülke. Ve Amerika'ya mal satarak para kazanan bir ülke. Yani çok ciddi etkilenen, mal akışı durdu Emre Hocam çok özür dileyerek bir küçük detay vereyim. Avrupa bankaları niye battı? Çünkü şöyle bir şey oldu. Ee, Emre Hocam'ın stilini de anlatamayacağım ama biraz daha kaba anlatacağım af dileyerek. Estağfurullah. İsviçre'de, Berak la, Berak la İsviçre'de dünyaca yani. meşhur bir banka. Bankada yaklaşık olarak 2 milyar eurosu olan Baron von bilmem ne var. Almanya'nın eski asilzadelerinden. Hmm. Adam zaten aileden zengin. Baron von gelip diyor ki bana bu sene ne öneriyorsunuz? İsviçre Bankası muhafazakar. Efendim diyorlar yine arzu ederseniz yüzde 6 size yıllık getiri. Ne yüzde 6'sı diyor kardeşim. Amerika'nın diyor subprime kağıtları varmış diyor mortgage kağıtları. O diyor yüzde 18 sağlıyormuş. vallahi sağlıyorsanız sağlıyorsunuz diyor. Sağlamıyorsanız. Avrupa bankaları paniğe giriyorlar. lan Gelen bütün e, yüksek e, paralı müşterilerden böyle bir talep. Yani o kağıtlardan da olan fon verirseniz veriyorsunuz yoksa biz paralarımızı çekiyoruz. Hadi onun üzerine Avrupa bankaları gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki finansal kurumlardan bu e, ödeme güçlü olabilme riski yüksek olan Amerikan halkına satılmış olan mortgage e, kredilerinin kağıda dönüştürülmüş, varlığa dayalı menkul kıymetleri var. Bunlar ama getirisi yüksek. <laughs> Batmazsa ...getirisi yüksek. Yani intihar. Alıyorlar yani. ve Avrupa'daki bütün bankalar... ...bu kağıtları e, gidiyorlar... ...fonlara koyuyorlar. Diyorlar ki... ...tamam Baron Fon sana söz veriyoruz... ...getirdik bu kağıtları... ...sakın paranı çekme... ...biz İsviçre'nin muhafazakar bankası olarak... ...bir delilik yaptık. Hadi sana Bundan sonra %16 getirili olan falan... ...tamam diyor o zaman. İşte Avrupa bankaları da böyle Hocam bastı. Hatırlayalım. <laughs> Anlatıyorum. Bizim kriz bitmiş... ...2003-2004. Bütün tatlı Avrupa ve Amerikan bankaları Türkiye'de zenginlerin peşinde. Bana da geliyorlar diyorlar ki hocam biz diyor falanca zengin, zengin. Zengin olduğu için mi? Hayır tanıdığı için. Bana diyor ki bizimle gelir misiniz diyor. Ekonomik tavsiyelerde bulunun diyor. Tamam. Biz tamam. de o zengin avlayı ne satacaksınız dedim. İşte diyor Scottish Widows bilmem ne. Bunlar ne? Bunlar diyor kurulmuş fonlar. Ya dedim arkadaşlar şimdi bakıyorum fonları yüzde 43 falan ekside gidiyor. Siz bunları nasıl Nassatüs ya para bol diyor. Satarız. Şey. Ya git Allah aşkınıza dedim ve acayip büyük kavgalar ettim. Bir tanesi de siyasetçi oldu bunlardan. Ondan sonra sonradan ayrıldı. Yani e, bu fonları Türkiye'ye Türkiye'deki insanlara satarak para kazanmaya kalktılar. Yani ben de bir Türk burjuvazisini kurtarmış yani. Ben Emre bütün, yani öyle bir şeyler olduğu zaman bütün, bütün santim izin vermiyor. Bakın buna. bütün iş insanları dedi ki bunlardan alırsanız eliniz taş olsun. Çünkü bunlar sizi batıracak dedi. Ve bir şey söyleyeyim. İzlanda'nın 3 bankası gitti. Alan çıktı şöyle hocam. Bir gece evde oturuyorum. Bir baktım Amerikan borsası. Yanlış görüyorum herhalde dedim ya. Yüzde 13 falan düşemez. Eksi 13 falan yazıyor. Elektrik kesmiş zaten borsa. Baktım benim telefonlar cevapsız çağrılar Bir baktım. Abi efendim ya biz diyor Amerikan borsasından falanca ya dedim. Yaptınız mı ya bu enayi? Yaptık dedi. Yani bu şeylerden öyle almışlar ki o fonlardan, o pay kuponlarından vesaire de. Yani Türkiye'de de hocam bir, bir krizden sonra biliyorsunuz döviz kurları çok sakin seyrettiği için bir para bolluğu oluştu. Bunu itiraf etmem lazım. Yani çok ciddi kaynak girdi Türkiye'ye. 2007 yılında hatırlıyorum 23 milyar dolar falan girmişti. Millet biraz coştu. Biz de coştuk. Bizim de ahlakımız bozuldu. Tuhaf tuhaf yerlere para harcamaya başladık vesaire. Hocam o yüzden ister yani yeri... oldu, 1600 oldu. bilmem kaç lale soğanı spekülatif tabii, tabii 2000 balonu yıldır aynı, aynı şey ister yani. morgaç kağıtları balonu insanoğlunun içinde İhtiras şeyi dönme İhtiras. kısa sürede zengin olma ihtirası paranın üstüne para vurayım kimsenin olmadığı kadar zengin olayım ya, insanoğlunun enteresan. ruhundan bunu şimdi, sökemiyorsun. Şimdi Dünya kız, ekonomisini tabii, tabii. bu krizlere sürükleyen en Başımızın belaya girdiği konu da bu. E o kızcağız beni seyrediyorsa şu an selam yapıyorum Haç ona gözünü. ondan sonra çok iyi hatırlıyorum Nişantaşı'nda bir tane kafede benim önüme koydu. Ben dedim ki ya arkadaş bak bu fon dedim yüzde 43 eksi gidip Daha iyi ya diyor düşmüş diyor bana. Ya bunun daha da düşmeyeceğine garanti veriyor musun? Hocam buradan yükselir diye. Yani kendine o kadar inandırmış ki bu malı satmaya. Ama mal yani, satınca da onlar komisyon oluyor. E, hocam dert hocam sıkıntı bu. So, bakın bu yani. şeyde sonra ne oldu? Forex işinde oldu Türkiye'de. Forexçilere o 90 90'a yakın anlattık. öğretmen arkadaşımız çok affedersiniz paralarıyla Forex işine girmişlerdi. Türkiye'nin asubaylar, bilmem Türkiye'nin hedgingini bitirdiler. Niye? Çünkü bunlar mektup yazmışlar hükümete. Hükümet de bundan sonra dedi ki hedging işlemlerinde kaldıraç oranları şuraya kadar geldi. Yani Türkiye'nin ekonomisini sekteyi uğrattı bu amatör zengin olmak isteyen arkadaşlar. Yani zengini de var, fakiri de var aralarında. O kadar da forex şirketlerini dediği gibi anlattık yani, arkadaş. yapmayın böyle. Yapmayın bu alakası Türk yok Türk insanına yani. böyle bir şey yapmayın. Bunların limitleri olsun. Maalesef iş insanlarının insanlar ve yapması şirketler, lazım. Buna. Böyle süreçler başladığı anda bir aç gözlülük girdabına giriyorlar ve siz bir ekonomist olarak nereye gittiğini görüyorsunuz, yalvarıyorsunuz. Çünkü tarihte çok örneklemişsiniz. Ne insanları anlatabiliyorsunuz? Yani diyorlar aman hep de bu Kerem Hoca işte hep böyle söyler e, ne olacak falan filan. E oluyor işte. <laughs> sonra oluyor. Olduktan sonra peki şey diyecek haliniz oluyor mu? E ben size söylemiştim, Onu da söylemiyorsunuz çünkü insanların canı hocam, açıyor. Şimdi de tabii aynı evde kal deniyor insanlara. Tabii, tabii. Ah, bana bir şey olmaz. Bugün yine piyasa pazar, ince pazar, insanlar, tutanlar, insanlar balık yolunda, tutuyorlar, ocağında koşuyorlar. Adı, ben inanamıyorum. Kerem yani. Hocanın söylediği şey çok önemli bir yalnız bir yanlış anlaşma olmaması için sen güzel söyledin ama bu hedging piyasası yani forex gerçekten bu malı alıp satanlar için çok önemli bir piyasa. Tabi tabii. Ben şu annda da petrol söyleyeyim. almışsınız. Allah'ım gelin, gelince diyor çok daha yüksek fiyattan alır mıyım diye pozisyon alıyorsunuz. Yani iş yapan insana lazım olan şey amatörleri soktunuz mu? Aynen. 2008 krizi yani, oluyor. 2001 e, peki Böyle ne petrol alan var mıdır? Pardon, var var Hocam onlar 80, yani petrol, 80 bütün her şey açık. 100 olur diye. Kritik olan konu şuydu. Tabii. Forex piyasasına amatör ve buradan sanki kumarmış ki forex piyasası kumar değil. Bir ülke ekonomisi için bunlar gerekli çok piyasalar. Önemli hocam, çok önemli hocam. Forex bir gerekliliktir. Ama bunu aşırı düşük miktarda limitler getirerek hiç bunlara girmemesi gereken vatandaşlar için sanki kumarda para kazanıyormuşsuz gibi bir yer. Bu sefer bunlar de çok yükseltildi. Çok profesyonellik Tabii. gerektiren hocam, şimdi ne oldu? Devlet vatandaşı korumak için bu sefer de forex işlemlerinde iş limitleri anormal adam. yükseltti. Şimdi de kimse işlem yapamaz. Hocam şöyle oluyor. Siz satış yönünde bir işlem yapacaksınız ama korkuyorsunuz fiyat sizin umduğunuz gibi olmayacak işlem gelecek Siz de hemen alış yönünde ters bir kontrata giriyorsunuz. Sonunda iki taraf birbirini eşitliyor. Ne karınız olur ne zararınız. İşi yapıyorsunuz. Bir komisyon ediyorsunuz sigorta altına alıyorsunuz. İşin bütün esası bu. Ama bu işlerle hiç uğraşmayanlar abi gider herhalde abi düşer herhalde diye işte açığa satışlar efendim pozisyona girişler e sonunda paralar gidiyor. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bir marj yatırıyorsunuz, bir anda düşünce piyasa size telefon açıyor. Bu böyle evet, şey değil. Paranız gitti diye. hani Öğlen yemeğinde çıktım da şurada kenarda ganyanla spor toto oynatan yer var. İnsanlar öyle gördüler. hani Hayır bu piyasalar saniyesi saniyesine takip edecek bir hayatınız olacak. Biz niye akademisyenlerin çoğu hisse senedi piyasasında, tahvilde şurada burada değilizdir. Ben 3 saat derse girmişim. Ben üniversitedeki öğrencime düzgün bir şekilde ders mi anlatacağım? Tasarruflarımı koruduğum ise senedi piyasasını mı takip edeceğim? Aman düştü mü her teneffüste. O yüzden bazı azıcık mesleklerde bilmek lazım ama yani böyle şeylere, şeylere girmeyeceksin. Yani azıcık bilmek lazım. Evet şimdi gelelim tabii dünyanın e, konuştuğu meseleye. De. Konuştuğu meseleye yani herkesin konuştuğu Kapitalizmin meseleye. Kapitalizmin yani... en ağır sınavı. Bir haftadır özellikle gazetede, bütün gazetelerde, bütün sayfalarda, yani spor sayfasına varana kadar geçmiş olsun Fenerbahçe'ye de Fenerbahçeli bazı basketbolcular, idarecilerin. E, öyle, e, öyle hocam, geçmiş pozitif olsun. Pozitif çıktı. Anlaşılmaz. İnşallah e, onlar da en kısa sürede şifaya kavuşurlar. Başka takımlarımıza da kimseye sıçramasın. Hı -hı. Ama dünyadaki herkes de bunu konuşuyor. Doğru. Bunun küresel ekonomiye etkisi ne olacak? Bunun üzerinde duralım. E, geriye kalan 15 dakika içerisinde. Hocam hemen hızlı söyleyeyim. Her pandemik vaka eski çağlardan beri idarecilerin restorasyon faaliyetine faydalı bulunmuş. Örnek Justinian, ikinci örnek 17. yüzyılda Londra'daki büyük veba, ikinci çağız varmış. Kim kendini eve tecrit etmiş biliyor musunuz? Sir Isaac Newton. 20'li yaşlarda kendini eve kapamış, senelerce hem de hiç dışarı çıkmadan büyük şeyler üretmiş. Felsefi. Yani social distancing dedikleri bu sosyal uzaklaşma işini en iyi başaranlardan bir tanesi Isaac Newton. Fakat o sırada ikinci çağızda bunu fırsat bilmiş. Madem kimse sokağa Ama çıkmıyor diye. Ama kafasına elma düşemez. O hikayede herhalde. Sonra, bir şey. yok sonra hocam oluyor. Elma sonra, sonra düşüyor. Sonra düşüyor. Yaşlılık zamanında tamam. oluyor yer çekimiyle alakalı şeyi. Hı. Ama 20 yaşında gençken müthiş bir tezler ve teoriler üretiyor. Ev tecritinde. Yani ev tecriti iyidir diye anlatmak istemiyorum. He. İkinci çağızın aynen Justinian'in yaptığı gibi Bizans'ta restorasyon faaliyeti için çok büyük fayda bulmuş. O devir İngiltere için restoration olarak adlandırılır. Yani bir işte belediyecilik hizmetlerinin ondan sonra düzelmesi, kanunun nizamın tekrar geri gelmesi vesairedi. Şimdi tabii bu farklı. Bir ekonomik krizle Pandemik bir salgından dolayı ortaya çıkmış ekonomik krizin arasındaki fark şu. Ekonomik krizde dayağı yiyip oturuyorsunuz bir daha dövmüyorlar. Ve kalkmaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam artık çünkü boks gibi yere düşünce kimse vurmuyor bir de 3 dakika her round. Bu öyle değil. Şimdi pandemi krizi olduğu zaman bundan kaynaklanan bir ekonomik kriz yaşadığımız için pandemi krizin bitiş sinyalini almadan ekonomik krizden toparlanmamız imkansız. Yani yere düşüyorsunuz, yerdeyken de vuruyorlar. Bir de round 3 dakika diye diyorsunuz, 3 dakika falan değil. Şimdi sürekli olarak vaka sayısının arttı. Ve bunun ne zaman biteceğine dair insanların biraz da bazen depresyona girdiği, umutsuzluğa kapıldığı günlere gidebiliriz. O yüzden ne zaman toparlanacak derseniz ne zaman Avrupa'da ve Amerika'da koronavirüsle alakalı düşme yani zirveden aşağı düşüş başladı. İnsanlar artık bağışıklık kazanıyor. Yaşasın ölüm vakaları. Yükselişte ama yükselişte, Avrupa'da. Yükselişte, Amerika'da evet. da yükselişte. Yani ve ilk ilk tepki tabii Çin borsasından gelecek. İkinci tepki de Dow Jones'tan gelecek. Amerikan borsasından. Sonra her sektör toparlanacak. 2008'de de öyle oldu. Fakat şeyi ayırmak Peki istiyorum. Peki bu kötüye gidiş ekonomide nereye kadar? Hocam yani çok dip, dip var mı? Tabii net söyle, net gider? söyleyeyim ben rakam olarak söyleyeyim size. Eğer bu bu halde giderse var bu hızda dünyanın büyüme hızının yani yüzde bire falan anca yüzde yani bir ya da yarım arasında olacağı. Ne kadar şu anda? Hocam beklentimiz iki buçuktu. Yarı yarıya düşecek. Yarı yarıya düşecek hocam. Türkiye Cumhuriyeti Daha için... Daha doğrusu 2,9'du iki buçağı düzeldi. Emre yani, hocamızın yani. dediği gibi 2 1,9 1,8'e doğru aşağıya Erine doğru ya yani. bu seneki büyüme aşağı doğru revize olmaya devam ama bu 29 balonumdan daha büyük bir kriz. Evet sadece. sert olacak hocam. Ee, 1929 buhranı kendi koşulları içerisinde en gelmiş de. geçmiş en ağırı ama 2008'deki küresel finans krizinden çok daha ağır. Şöyle diyeyim hocam. Sonuçlar Şöyle oluyor. yumuşatayım. Bir pandemik salgından sonra ortaya çıkmış bir iktisadi kriz varsa bu en şiddetlisi olacak dünyada. Yani bir bankacılık skandalıyla veya insanların ahlaksızlaşmasıyla Peki ne değil... körüklüyor bu krizi? Yani niye bir kriz? Hadi deminkileri anlattınız? Bir yerde işte eee emlak piyasasındaki insanlar insanlar, esişme... insanlar ölümden korktular. Yani şu anda istatistiki olarak binde yüzde %0.6 düzeyinde bir ölüm riski olmasına rağmen insanlar dediler ki, aman ha bu beni bulabilir. Ve e, üç tane şey var. Bir, kapitalizmin kendisiyle ağır sorgulaması ve sınavı. Fayda-maliyet, kar-maliyet ilişkilerinde ABD, Fransa, İtalya, kısmen Almanya, dünyadaki büyük ekonomiler sağlık sistemlerine harcadıkları çok düşük para, hatta geçen sene. Amerika'da son dönemde yaptığı ciddi vergi indirimleri nedeniyle bütçe açığının büyümemesi için federal sağlık harcamalarında çok büyük kısıntıya giden e, Trump'ın e, bu hastalıkla mücadele için en kritik kurumlardan bir tanesini de masraf olmasın diye kapat, kapattığı konuşuluyor. Ülkeler son dönemde sağlık endüstrisinde yaptıkları kamu yatırımlarından ciddi manada vazgeçmeleriyle ilgili çok ağır bir bedel ödemekteler şu anda. Ama bu İtalya'da... sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi sonuçları olacak. Aynen öyle. Ülkeler açısından Aynen. Hollanda göre göre... Sağlık Bakanı istifa etti. Şimdi bu yönüyle bakıldığı zaman Avrupa devletleri, Amerika'dan kendilerine doğru empoze edilmiş olan bu küreselci liberal modelin, sebep olduğu ve Avrupa'nın kendi sosyal devletçilik kültürünü de hırpalamış olan anlayışları sil baştan gözden geçirecekler. Şu anlaşıldı, böyle bir sağlık hizmetleri anlayışıyla kamunun elini etini çektiği, özel sektöre sadece emanet edilmiş bir anlayışla, o yüzden mesela bunca tartışmaya rağmen Türkiye'de şu anda kamu özel sektör ortak yatırımı olarak, Şehir hastaneleri konusunun aslında tüm tartışmalara rağmen ne anlam ifade ettiğini tekrar sorgulamamız gerekiyor bu boyutuyla bakıldığında. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri yapacak mı bilmiyorum. İngiltere, bu ülkelerin çoğu son 20 seneden beri kendi sağlık endüstrileriyle ilgili yaptıkları bu kadar ne diyelim umursamazlığı, umarsızlığı sorgulamak durumundalar. Avrupa bunu yapacak. İtalya en yaşlı doktorlarını ve bütün tıp personelini tekrar göreve çağırmak zorunda kaldı. O insanlar da risk altında olmasına rağmen. Yani bu işin şakası yok. Ee, bence e, olaya öncelikle patlak verdi. Şimdi bir, Çin bir kere e, bu komünist ve otoriter rejim anlayışında bu salgın hastalığı örtbas etmeyle ilgili bu tür alışkanlıklarını artık bırakacak. Çin başta olmak üzere dünyada otokratik metotlarla yönetilen ülkeler bile olsalar hiçbir ülkenin kendi siyasi rejimi nedeniyle böyle bir küresel virüs salgınını tamamıyla bu rejim anlayışıyla yasaklama diye bir lüksü yok artık dünyada. Üstünü örtmemesi lazım. Ben size söyleyeyim, ben yarın gazetedeki yazımdır. Çin bununla ilgili olarak belki de çok ağır küresel ...tazminatlar ödemeye bile mahkum olabilir. Çünkü Ekim ayında çıkıyor sende. 1 Ocak'ta masına yansımış haber var. Böyle bir salgın hastalık yaşandığını... ...sosyal medyada paylaşan adamları gözaltına alıyorsun. Sen neyi örtbas ediyorsun? Ama çok güzel şirinlik yapıyorlar sosyal medyada falan. Ha, Bunların şimdi elçileri dünyaca elçileri. tanınmış uluslararası e-ticaret firmasının sahibi üzerinden dünyaya efendim tıbbi cihaz yardımı yapıyoruz. Kendi uzman personelimizi İtalya'ya gönderiyoruz. Bunlar keser mi? Bir. iki. Sen İtalya. Sen Avrupa'nın değerlerine aykırı bir şekilde Avrupa İtalya'nın kuzeyinde binlerce Çinli'nin kaçak çalışmasına göz yumuyorsun. Bu atölyelerde Çinliler yine Çinli çalıştırarak Avrupa'nın göbeğine o atölyelerde binlerce adamın çalıştığı atölyelerde sanki Avrupa malıymış gibi kaçak çin malı sokuyor. Sen buna göz yumuyorsun. Sonra kriz yani bu salgın Çin'de patlamasına rağmen o çinlerin ta hastalığı kaptıktan sonra İtalya'nın kuzeyindeki o İtalya o şeylere, atölyelere dönmesine göz yumuyorsun ve ondan sonra İtalya'da bu olay patlak verdiğinde bunu o kadar kötü yönetiyorsun ki basına sızıyor kuzey eyaletlerinde karantina insanların o İtalya'nın kuzeyindeki tren istasyonlarına koşuş koşuş görüntüleri onlar da güneye kaçıyorlar ondan sonra oraya karantina taşıyorlar. alıyorsun onlar da güneye tatile kaçıyorlar bütün İtalya'ya yayılmasına sebep oluyorsun yani buradan devletlerin kriz yönetimiyle ilgili olarak lağballikle ilgili olarak ataletle ilgili olarak şimdi tabii kızacak vardır belki bana ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir boyutu ile ilgili bir şey. Ee, biz eski parlamenter sistemde e, bu e, mücadele ile ilgili. Ya. Yani, vallahi, çünkü yani ya, bu, bunu söylemek durumundayım. Yani bu krizleri yönetirken dünyada siyasi rejimler, parlamenter sistem, karar alma süreçlerinin etkinliği vesaire, bunların hepsi sil baştan tartışılacak. Bu kadar nasıl yavaş davranıldı? Ee, sağlık sistemlerindeki bu tür kriz yönetimleriyle ilgili ağır eksiklikler nedir? Çin ve Rusya paranoyak ve otoriter rejimler olarak Hayır kardeşim dünyaya karşı sorumluluğumuz var Böyle salgın hastalıklar ve böyle konular patlak verdiğinde Bunları saklama gibi bir lüksünüz yok Hakkınız yok dünyaya karşı Ve bıktık kardeşim Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Rusya biyolojik savaş, e, biyolojik savaş için rekabet, kimyasal savaş için rekabet, nükleer savaş için rekabet. Dünya sizin yüzünüzden, Pastörden bir takım şeyler çıkıyor. E, bunların üzerinde zaten çalışılıyormuş. Kızamıkla, zatüreyle falan. Hocam bana vakit bırakacaksın değil mi inşallah diye bir, bir şey yapayım dedim yani Hocam yani ben sana ben sana ben kız sana kız sinirliyim. Kız, Kızdık kaptırdın bugün, gidiyorsun. Bak ha, bugün Marx'ı çok zikrettim. Ben sana damardan bir soru sorayım. Hocam. E, diyorlar ki bütün bunlar kapitalizmi ortadan kaldırır. Yok hocam bu o kadar kolay değil. Bu küresel krizin sonu kapitalizmin ortadan kalkması mı siz olur? Siz bir soru sordunuz. Niye insanlar bu kadar hani etkilendi diye. Dünyada iki tane şeyin üzerinde yatırdık bütün ekonomi. Eskiden servet ve bolluk vardı. Şimdi kıtlık ve gelir üzerine gidiyoruz. Şimdi kıtlık şöyle. bir Herkesin çok beğendiği malları üretenler artık devasa dünya markalarının elinde yapıldığı için onların tedarik imkanları Çin'den yapılıyordu. Şimdi düşünün koca koca Amerikan firmaları Çin'de mal üretip de rafa koyamadıkları için ciroları düşüyor. Ciroları düşeceğinin beklentisiyle de sermaye piyasasında hisseleri yerle Bu bir. İkincisi stoklama... Zaten 15 dakika çalışıyor değil mi? Borsa açılıyor bir bakıyorlar çok fena düşüyor. Tık kapatıyorlar New York'ta i̇lk, böyle ilk, oldu. İlk %7'de kesiyorlar. İkincisi %13'te elektrik kesiyor. Devre kesici uygulanıyor. Bizde de devre kesici var artık. Ondan sonra... Şimdi tedarikte hata yaptılar. Bankacılık hata yapmaya devam ediyor. Ve borsalar da bu hataları görüp diyorlar ki aman biz bunların hisselerinden kurtulalım. Bunlarda daha uzun süre bunlarda hayat yok deyip herkes kolay nakde çevirebilecek bir emtiaya koşuyor. İsmi dolar. Ne altın ne başka bir şey. Çünkü altın bile gözden çıkarıldı Tabii, tuhaf bir şekilde. Şimdi, şimdi Malezya'da taksiye binseniz altın uzatsanız adam suratınıza bakar dolar uzatırsınız ver alayım Hayır. der. Yani, Euro'yu ya almaz yani. Şimdi dolar ve dolar cinsinden varlıklara doğru hızlı bir yöneliş olduğu için şu anki tepki biraz aşırı. Yani herkes diyor ki bunu ne zaman biteceği belli değil. Bu adamların mal üretip tezgaha koyamayacakları da belli oldu. E, alternatif yerde geliştiremiyorlar. Türkiye'nin burada bir adım öne çıkması lazım. Biz de yaparız bunu demesi lazım. Daha da pahalanacak enflasyon tehlikesi baş gösteriyor bizim gibi ülkelerde. Çünkü tedarik olaraklarımız ucuz yerdeydi. Şimdi pahalı yere dönüyoruz. Bir bilgisayar parçası Avrupa'daki üreticilerden gelecek artık. Macaristan, Polonya. E, %20-30 daha pahalı. Şimdi herkesin ödü patladı hocam. Korkuyor. Şöyle korkuyor. Bir, iş kaybı korkusu. Diyor ki şimdilik ücretli izin verdiler, ücretsiz izine dönecek bir ay sonra ya işten çıkarırlarsa diyor. O zaman otomatik olarak tüketimi kesiyor. Tüketimi kestiği zaman e, üretim kesiliyor. Üretim kestiği zaman tedarikçiler kimseye mal satamayacak. Peki Amerika'nın hani yaptığı doğru mu Trump'ın? Yani az önce konuşmuştuk yani piyasaya para doğru pompalamak. Hocam, doğru, yani şöyle doğru. E, bunun yan etkileri korkunç olacak. Ama şu an itibariyle bunu düşünecek durumda değiliz. O yüzden... E, bizdeki yüz milyar liralık paket açıklandığında buna bu parayı nereden bulacağız diyenleri ben de eleştiriyorum. Bir para yok ki ortada yani zaten. Yani. Nerede buluruz? Her yere para buluyoruz. 100 milyar mı bulamayacağız? Ama e, daha fare doğurdu diyenleri de eleştiriyorum. Arkadaşlar koy önüne şeyi memleketin kamu maliyesinin durumunu zaten bu bile mucize. Şimdi biz ne yapmalıyız? Asıl herkes onu soruyor. Çünkü diyor ki hocam bak dükkan kapalı diyor. 149 bin tane müessese şu an emirli talimatla kapatıldı. Şimdi orada insanlar ücret alacaklar. Şimdi büyük ihtimalle devletin bazı alacaklarından vazgeçmesi lazım. Ben bu son açıklanan pakette devletin ala devlet diyorum bak hükümet demiyorum. Devletin alacağından vazgeçmediğini görüyorum yani. Diyor ki erteliyorum diyor. Allah'tan faiz işletmiyor. Amerika'nın yaptığını yapmalıyız. Demeliyiz ki bak arkadaş bizim gücümüz belli. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Amerika değiliz. Ama sana şu iliği yapacağım. Almam gerekenlerin bazılarını senden almayacağım. Vazgeçmesi lazım devletin. Yani çünkü bunlar ödenmez. Eğer insanların istihdama devam etmesi gerekiyorsa bunu bankaların sırtına yükleyeceğimize istihdamını azaltmazsan sana kredi veririz tarzında değil. Senin sırtındaki bu borduru yükünü alıyoruz. Ne kadar alıyoruz? Vallahi şimdilik Haziran gözüküyor. Haziran'a kadar alıyoruz demesi lazım. Ama bu Amerika Birleşik Devletleri kadar kapsamlı, net ama kendi gücümüzü bilecek bir paketi ortaya çıkarmak zorundayız. Geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü bana gelen haberler bunların evet, açıklanacağını gösteriyor. Daha geniş bir paket yani, hazırlandığı Söyleniyor. Evet, burada şimdi Hocam, şöyle tutarsızlık çok, olmaz. E, Sonuna gelmiş. E, insanlar çıkıyorlar ama bütçe dengesinin de korunması lazım. Tamam. tamam sen kızdın Bakılıyor, oraya ben diyorum bir şey yok diyorum. O eldeki imkanlarla 100 milyar lira. 100 milyar lira mı olur? Ya kardeşim nasıl yani karar verin. Yani bütçe dengesi öyle şey olur mu yani? Ya, sosyal medyaya bakarak Allah'tan devletteki bir karar size. almıyor. Son bir cümle. Bu e, kapitalist sistemin ve küreselleşme dönemi başladıktan sonraki sürecin belki de tarihte görünen arz şoku olacağı zannedilip çok daha ürkütücü boyutta talep şokuna dönmüş olan ilk kriz. Evet bu cümleyle bitirelim. Tarihin parladığı anlarda... Tarihteki ekonomik krizlerin bize gösterdiği dersleri tartıştık ve koronavirüs salgınıyla yaşamakta olduğumuz ve yaşayabileceğimiz küresel ekonomik kriz konusunda tartıştık. Seredenlere de bu güzel, çok keyifli ve çok bilgi dolu bir yayın için Ölümümüze teşekkürlerinden teşekkür dolayı da biz herkese çok teşekkür ediyoruz ve evde kal stratejisine aşırı evet, ihtimam gösterelim. Profesör Doktor Kerem Alkin ve Profesör Doktor Emre Alkin sağlıcakla. üçümüz beraber diyoruz ki evinizde kalın, sağlıklı kalın. Tarihin parladığı anlarda haftaya görüşmek üzere sağlıcakla kalın.